yaşa da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin. Bütün çetin ve Şükran iş anlamlar gelsin. Sevcan'ın masasını sileceğiz. Sebep? Enerjisi bize yüklenmesin diye. Gelir gelmez harekete bak. Buradakiler biraz... Nerede buraları da temizliyordu yani şimdi. Sizde de o misafirperverliği gösterin. Biz de seni temizleriz, bir şey olmaz. Beni değil, masayı canım. Bakalım kim geliyor? Hazır mısınız? Temizlik ama böyle yapılmaz. Hasan'ın yaptığı gibi yapılır. Bak, Veli yok, Sevdan yok, Emine yok, kimse tertemiz yok. Tertemiz olmuş, tertemiz. Mis gibi, yemin ediyorum. Şimdi artık Şampiyonlar Ligi var. Öğretmenim, biz burada saçlara halay çektirdik. Bir saat çekmediniz, yemin ediyorum. Hiç kimse gelmeyeceğimi düşünmesin. Arkadaşlar, çok önemli bir değişiklik var. Süper. Çok iyiymiş. Bence Bilal o. Canım sen istiyor, bazen uzatıyorum, bazen kaynak yapıyorum. Bak kaynak, o lafı söylerken bile Bilal'i gördüm şu an. Sen Bilal'sin. Bence de. Sen Hasan değilsin, sen Bilal'sin. Evet, bu Bilal. Bilal mi? Ya ben anlatamadım ya, sen anlamayısın. Ellere yağmur oldum, bana damlamayısın. Senin aklına soru işaretlerini ben sokacağım. Yalan söylemediğin sürece varım. Bir dakika arkadaşım, ben cevap vereyim, bana soruyor. Onu nasıl anladın, onu nasıl anladın? Sen güçlü bir rakipsin, evet, ama ben senden de güçlüyüm. Gerçekten çok çok iyi olsaydın sanki eğlenmezdin ha. Benden korkacaksın. Burada eğer bir diş varsa senin dişin benim, benim dişim sensin. Oo, peki ya seni de ısırırsam? Hanımefendiye sadece hamilelik yakışmış. Saçı hiç yakışmamış. Desene keyfi alem ve ben böyle karar verdik. Desene bu saç abiye saçı değil, kot pantolon saçı. Bu ne alaka düğüne giderdi? Gerçekten çok kirli. Hatta böyle sakalı varmış gibi falan görüyorum. Yakından bakmak istiyorum. Sen öyle bir ifade ettin ki biz burada işin içinden çıkamadım. Ben çıkamadım valla. Sen oradan özür borçlusun. Hemen özrünü dile. Çünkü burada biz hiçbir şey görmedik. Allığın allık gibi değil de kızarmış, ateş basmış gibi görünüyor. Çözemedim. Arkadaş, seninki pazara gidiyordu. Bizimki düğüne gidiyor. Türk sanat müziği türkücüsü gibi olmuş. Ben şok. Şaka mı? Nasıl yani? Ne oluyor? Bu anlamadık biz. Bu ilk defa mı böyle bir şey oldu? Saçını da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da, herkes dönüp... Merhabalar efendim, kuaförüm sensin de yenilikler, sürprizlerle dolu bomba gibi bir haftaya daha hoş geldiniz. Yenilik ve sürpriz kelimesini öyle laf olsun diye kullanmıyorum. Çok meraklanacağınız, heyecanlanacağınız çok güzel değişikliklerimiz var. Geçen hafta bildiğiniz gibi Sevcan ve Melek bizlere veda ettiler. Tayfun ve Serap'sa geldikleri gibi bomba gibi programa düşüp birinci olup 10.000 lirayı kazandılar. Hasan'sa ne yazık ki Tevfik'in ayrılmasıyla eski yarışmacılarımızdan biriyle görüşerek, işte büyük sürprizlerimizden biri, yarışmaya devam etme kararı aldı. İyi misiniz? Hoş musunuz? Haftaya harika, hazır mısınız? Bomba gibiyiz. Bomba gibiyiz. Jürimiz ışıl ışıl. Bir alacağım tabii ki de sizden bu leopar efektini efendim. Kesinlikle. Hayvanat bahçesinden tehlikeli bir leopar kaçmış. o da ben oluyorum. Yani bugün dikkat etsinler. Her an birini böyle uçup yiyebilirim, parçalayabilirim. Bugün pazartesi. Değişikliğimizle ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok heyecan verici değil mi? Merakla bekliyoruz. Merakla bekliyorsunuz. Açıklayacağım birazdan. Kimsenin haberi yok daha. O yüzden sizleri daha fazla bekletmeden yoğun bir programımız olacak bugün. Yeni takımımızı davet ederim. Bakalım bu hafta bizleri neler bekliyor. Hazırsanız Betül, Çetin ve Şükran iş anlamlar gelsin. Saçını da yap, makyajı da, tokamı da tak,
tacımı da herkes dönüp ya, bana buna böyle çok güzelleştir daha daha kurtar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hanginiz Betül, hanginiz? Ben Betül. Şükran. Şükran. Efendim Betül Hanım kuaförümüz, Şükran makyajımız. Evet. Betül'cüğüm nereden katılıyorsun programımıza? İstanbul Çapa'dan katılıyorum. Evet. 19 yıldır bu işi yapıyorum. Mesleğime aşığım. Aynı zamanda make-up artistim ama bayan kuaförlü benim için daha önemli. Yani onu daha çok seviyorum. Kadın kuaförüsün. O yüzden öyle. Evet, kadın kuaförüyüm. Nasıl karar verdin yarışmamıza katılmaya? Bu atmosferde olmak istedim. Enerjik bir insanım ben de. O yüzden dedim ki onların arasında olayım, ben de eğleneyim, ben de gideyim bakalım hocalarımızdan ne öğrenebilirim. Bir eksiğim var mı? Tabii ki de tam oldum hiçbir zaman diyemiyorum. O yüzden katılmak istedim. Seni biraz dinleyelim. Sen nereden katılıyorsun yarışmamıza? Manisa'dan geliyorum. Tanışıyorsunuz. Tanışıyoruz. Evet. Tanışıyoruz. Beraber çalışıyorsunuz. Yok, beraber çalışmıyoruz. Beraber çalışmıyoruz. Ben Manisa'dayım. Arkadaşım. Arkadaşım kendisi. Sen kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Ben 5-6 yıldır profesyonel olarak mesleğimi icra ediyorum. Evli misiniz, bekar mısınız? Ben evliyim. Çocuk var mı? 1,5 yaşında bir oğlum var. Ay ne güzel. Sarp Berat. Evet. Sen? Henüz bekarım. Ben o kutudakileri merak ediyorum. Doğru mu görüyorum? Şimdi bir misafirliğe ya da bir eve giderken eli boş gidilmez. Evet. Ben öyle bilirim. O yüzden sevgili jüriye ve sizlere böyle minik minik bir hediyeler getirdim. Ah. Evet. Bu da ona ait. Manisa'dan mesir macunu. Manisa'nın klasiği efendim, sizlere enerji versin. Yeni takımımız da masalarında ve program boyunca tanışacağız. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Biz burayı sileceğiz bu arada. Öyle mi? Evet. Teşekkür ederiz. Ben bunu Ayşegül Hanım'ı zannettim yuvarlak şey olunca. Olsun. Bizim masa yeni silindi. Yani, buraya yaklaşma yok, bile. Biz Sevcan'ın masasını sileceğiz. Tamam. Enerjisi bize yüklenmesin diye. Hmm. Sirkeli evet. Suyla silsem paklanmaz. Evet, orası bence paklanmaz. De ama ben paklayacağımı düşünüyorum. Sileceğiz o yüzden izninizle. Peki o zaman hoş geldiniz deyip sizin masanızı temizlemeye alıyoruz madem evet. Öyle. Evet, biz temizlik yapalım. Ah ah, kulakların çınlasın Sevcan. Evet, bir silelim enerjisi. Tabii tabii. Bir bakın, süpürge falan yok mudur orada? En son Melek temizlik bak, yaptığı zaman böyle süpürge falan koymuşlardı da. O cadıyız canım. Ama onun eli değmişken buralarda temizliyordu yani şimdi. Sizde de o misafirperverliği gösterin. Biz de seni temizleriz, bir şey olmaz. Beni değil, masayı canım. Masayı. Tamam, masayı da temizleriz canım. Hatta bir sussana. Tabii hocam. Canım benim, Şükran'dan Betül değil mi? Evet. Ay nasıl biliyorsunuz? Şunun güzelliğine bakın. Çok teşekkür ederim. Ve at benim şeyimdir. Özellikle biliyorum. Da. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ay bakar mısınız? 40 yılın hatırı olsun istedim. Ovaraklı koltuğumda oturarak bununla kahve içmek. Ay ne hava, düşman çatlatırım yemin ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çatlasın düşmanlar diyoruz o zaman. Sağ ol bir tanem benim. Teşekkür ederim. Kızlar temizliğe başladı. Şükran Hanım çok beyazsınız. Temizlikten dolayı mı böyle yüzünüz bembeyaz? Kesinlikle. Yoksa böyle bizi gördüğünüzde böyle bir çekinme falan? Yok yok, hayır, kanımız gayet de olduğum gibiyim. Yok yok, hayır. Vallahi böyle yüzünüzü bembeyaz böyle bir donuk gördüm. Beklediğiniz gibi değil değil mi? Biraz çekindiniz yani. Betül Hanım, oradan sonra burayı da bir temizler misiniz? Biraz acaba ben öyle her yere temizliğe gitmiyorum. Şöyle bir neden? Temizle. Tamam, temizliği çok severim. Evde her yer çamaşır sulu Betül, ama. Betül, temizleriz. Temizleyin, temizleyin. Tamam, temizleyin. Temizleriz annem. Masamızı sorun yapma. Temizleriz. Masan nasıl, dağınık mı? Bu kız niye hep gülüyor Azaç? Tarzları birbirine benziyor değil mi? Saçları da biraz, havaları falan benziyor. İyi ekip olacaklar gibi. Burada ekip olmak çok önemli efendim. Hareketli bir hafta olacağı belli. Bakalım saçta nasıl kaynaşacaksınız göreceğiz. Makyajda neler olacak? Hele ki değişikliklerimiz var efendim ama önce bakalım Hasan kimle devam ediyor? Hazır mısınız? Hazırız. Hasan eski yarışmacılarımızdan en çok burada olmasını seyircimizin dilediği kişiyle kim görüştü. Acaba? Bakalım kim geliyor? Hazır mısınız? Gelsin bakalım. Saçını da yap, makyajı da, tokanı da tak, tacımı da, herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Merhabalar. Kuaförüm sensin. Hoş geldin. Hoş buldum. Bilal, nasılsın? Teşekkürler, siz nasılsınız? O kadar çok Bilal dedim ki yanlışlıkla.
Neler neler. Bilal diyorlar bana. Hoş Bilal geldiniz. İşte sürprizimiz efendim. Hoş geldiniz. Kuaförüm sensin. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sıkça Buse geri gelsin. Buse geri gelsin. Buse geri gelsin. Yazdınız. Biliyorsunuz ki zaten tanışıyorlardı. Evet. Peki anlamadık. Espriyi sen açıkla. Biz... Ya şimdi ben elendiğim zaman. Evet. Arkadaşlar helva dağıtmış. Bizim orada da gidenin ardından mevlit verilir. Ama kavurma böyle türlü falan. Sonra dedim kavurmaya gerek yok. Tavuklu pilav da yeter. Bu arada hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Biz de senin adına gelmiştik aslında. Teşekkür ederim. Temizlik ama böyle yapılmaz. Hasan'ın yaptığı gibi yapılır. Hasan'ı göremedik Veli ki daha. Veli yok, Sevdan yok, Emine yok. Tertemiz olmuş, tertemiz. Mis gibi yemin ediyorum. Kolun nasıl oldu? Çok şükür iyi. İyi mi? Yani geçti şu anda. Hala biraz şiş ama. Ya şişlik var, burada izi de var. Aynen, geçti çok şükür. Oh iyisin, çok, melek iyi. Çok geçmiş olsun mesajı çocuklar aldım. Çocuklar iyi, çok herkes çok iyi. Çok sağ olun. Çok sen tekrar düşünmez misin? Yarışmayı. Yani şöyle, şimdi ben çok istiyorum. Burası zaten benim ailem. Hatta o kadar çok sevildim ki çok güzel de mesajlar aldım. Ama şimdi oradaki işlerim de aksadı biraz. Hasan da burada olunca biraz toparlayayım. Buse'yi de teslim edeyim. Zaten temizlenmiş ortalık. En çok orası yok ya. Yani, ben ona mutlu oldum. Yok inanın hiç ilgilenmiyorum ona. İntikam aldı mı? Almış aldı. Canım baksanıza. Şu duruş intikam almış duruşu yani. Aldı çok şükür. Yani onlar bıraktığı zaman Burak Emine vardı, Veli Emine Vesi vardı, ya. Sevcan Belek şu an çok şükür hiç biliyorum. Evet, aynen. Gelelim Buse'ye. Özlem... Bir dakika önemli bir şey sormam lazım. Tam senin kalemine göre bir yarışmacımız daha var. Tayfun'la ilgili ne düşünüyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldiniz. Sen de. Hayırlı olsun. Sağ ol. Bakar bakmaz böyle tanımak istedim şu anda. Yani kıskandırmak gibi olmasın. Boyadığı saçla Adnan Serdar ben bu saçla selfie çekmek istiyorum deyip sahneye gelip selfie çekti. Çıtayı yükseldi yani. Hani Şampiyonlar Ligi, amatör lig falandı ya. Aşk şimdi artık Şampiyonlar Ligi var. Öğretmenim biz burada saçlara halay çektirdik. Bir selfie çekmediniz yemin ediyorum. Ya. Neyse. Tevfik ayrılınca kardeşim Hasan da tek kalsın istemedim. Buse'yi de getirdim kendi el cihazlarımla. Ben bu sahneye bu şekilde ikinci defa çıkıyorum ve ilkinde mekanın sahibi olduğumu söylemiştim. Bunu da gösterdim. Bu sefer mekanı boş bıraktım. Tekrar geldim. Asıl bu sefer korkun. Çünkü ben artık büyüdüm de geldim. Biliyorsunuz 21,5 yaşındaydım gittiğimde. Artık 22 yaşındayım. Şu an daha çok korkmamız gerekiyor. Aradan çok yıllar geçmiş gibi. Hadi bakalım neler olacak. Çok güzel bir hafta bizleri bekliyor. O zaman ben şuralarda bir yerde okursam olmaz mı ya? Hiçbir yere gidemezsin. Bunu da. Buse'yi Hasan sen teslim et. Bunu da bu arada bundan daha arkada çok var arkadaşlar. Yemek isteyen herkese yatacak kadar yiyebilir. Getirdim. Aynen. Kazan kazan getirdim yemin ediyorum. Canım masam. Gel seni de öpeyim. Çok istek var ya Bilal. Sormak durumundayım. Buraya gelip belki bir günü Hasan'a eler misin? Yani şöyle evet o konuya da değinmek istiyorum. Açık ara bunu net söylüyorum. Bilal Buse diyen çok fazla. Bu gurur da zaten bizim. Ama olabilir. Ben de işleri bir yoluna koyayım orada. Ben, hadi gel. Burası bensiz olmaz. Ve hadi geleceğim. Hiç kimse gelmeyeceğimi düşünmesin. Toparlayayım bir batmanı. Buraya da geleceğim. Tayfun derin derin bakıyor. Ne diyorsun Tayfun? Daha tanışmadınız. Selamün aleyküm. Git artık da başlayalım ya. Git artık. Gideyim mi? Git artık. Vallahi burada otururum ben. Sağ ol. Ben arada sohbet edeceğim onunla. Ben çok yine buraya geldim. Ya. Alışkanlık yemin ediyorum. Çünkü gelene mesela hoş geldin deyip yerime geçiyordum ya. Çok teşekkür sizi ediyoruz. Sizi çok seviyorum. Muammer Bey özellikle sizi çok seviyorum. Sevgiler. Değerli jürim. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz, görüşürüz abi. Bol çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Arkadaşlar çok önemli bir değişiklik var.
Çok 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 çok. Ay ne gibi yarışmanın içeriğinde. Şimdi şöyle en açık şekilde anlatayım. Şimdi biz ne yapıyorduk? 45 dakikada saç yapıyordunuz. Ondan sonra kuaförlerimiz çıkıyordu. 25 dakikada makyajınızı yapıp tamamlayıp çıkıyordunuz. Ama ne oluyordu? Makyaj biraz akıyordu, kirleniyordu saç yapılırken. Saç düşüyordu. Saça tokalar takıyordunuz. Makyajlarımızı onları çıkarmak durumunda kalıyordu. Ama bu işin aslında ne olur? Son rötuşlar artı sizin ekipçe nasıl çalıştığınızı görmek için beraber yapılır, öyle değil mi? Çok daha harika. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Toplamda zaten 45 dakika artı 25 dakika genel olarak 80 dakikalık bir süreniz oluyor. Biz size 80 dakikanızı vereceğiz. Saçın kabasını hazırladıktan sonra yani temelini attıktan sonra tahmini sizden gördüğümüz kadarıyla 20 dakika içerisinde bu işi hallediyorsunuz. Kuaförler çıkıp makyözlere yerini devrediyor. Makyözler geliyor, makyajın temelini atıyor. Sonra... Aa, çok iyi, çok iyi. Kuaförleri geri alıyoruz. Kalan süre içerisinde 15 dakika seyircinin ve jürimizin görmeyeceği şekilde, bizim görmeyeceğimiz şekilde modele son halini veriyorsunuz. Süper, çok iyiymiş. Harika. Hem ekip olarak süper nasıl çalıştığınızı izleyeceğiz fakat modeli görmeyeceğiz. Son halinde jürimiz ve seyircimiz sadece podyumda görsün. İlginç, değil mi? Bence hoş. Bence çok güzel. Daha iyi olmuş. Çünkü evet, o makyajla bakın saçı bozuyorlar. Evet, şeyler evet falan böyle. Bence hoş. Ne diyorsunuz? Var mı? Süper. Süper, 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 süper. Bence çok mantıklı. Çok güzel. Harika, harika bir. Bir sürprizimiz daha var. Daha iyi anlaşabilmeniz için bugün efendim. Bir de şey bir şarkı var ya sen anlamadın ya ben anlatamadım ya sen anlayamadım. 156 milyon izlenmiş sosyal medyada. Bugün Turan Şahin de bizlerle coşturmaya. Ya ben anlamadım ya sen anlamıyorsun. O zaman her zaman olduğu gibi enerjimizi düşürmeden yeni gelen takımımıza rengini seçtiriyoruz. Modelin kim olsun? Beyazı seçelim biz. Beyaz. Beyaz hiç uğurlu gelmiyor. Olsun canım sen karışma. Her gelen de beyazı seçiyor ilk başta. Emine Kaya gelsin. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kuaförüm sensin. Gel bakalım Emineciğim, hoş geldin. Hoş buldum. Nereden katılıyorsun? İstanbul'dan. Ne okuyor musun, çalışıyor musun? Okumuyorum, iş hayatım da yok. Kaç yaşındasın? 20 yaşındayım. Demek ki hayatında ciddi bir renk ve değişiklik istiyorsun. Öyle anlıyorum. O yüzden buradasın. Ne dersin? Yani. Peki. Bu hafta aramıza yeni katılan takımımızla yarışacaksın. Hoş geldin tekrar. Ay, hoş buldum. Heyecanlısın çok. Evet, baya. Çok da güzelsin. Seni onların yanına alıyoruz. Bakalım saçının başına neler gelecek. Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldin. Vallahi kusura bakmayın Buse'ye çektireceğim. Nasıl olsa ben puan vermediğim için ay torpili falan diyemezsiniz benden. Seviyorum. Ben haftaya saçımı kırmızı yapacağım o yüzden kırmızıyı seçiyorum. Simge Gökmen gelsin. Makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kuaförüm sensin, sensin. Hoş geldin Simgeciğim. Hoş buldum. Ay ne güzel dövmelerim var ya. Teşekkür ederim. Nereden katılıyorsun yarışmamıza? İstanbul'dan. Okuyor musun, çalışıyor okuyorum, musun? Okuyorum, tıbbi sekreterim. Tıbbi sekretersin. Evet. 18 yaşındayım. Ailemle birlikte yaşıyorum, annemle babamla birlikte. Sarışın olmayı seviyorsun. Kaç yıldır evet sarışınsın? 4-5 sene falan oldu yani. Küçüklüğümden beri sarıyım ya. Neden buradasın? Nasıl karar verdin? Neden buradayım? Hem farklılık olsun diye yani. Hem de değişiklik olsun istedim. Yani buradakiler de hoşuma gidiyor. Seviyorum, izliyorum sürekli. Hem yani o yüzden. Hem annemin desteği. Saçını da peki kesecekler, boyayacaklar. Her türlü değişikliğe hazır mısın? Evet, her türlü değişikliğe hazırım. Yalnız çok kısa bir saç istemiyorum. Yani kime denk gelirsem. Çok iyi masaya denk geldin o konuda. Hiç merak etme. Hangi masa?
Sen ve Buse ile yarışacaksın. Zaten çok istiyordum. Gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Çok istiyordum bu gerçekten. Çok mu istiyordun? Evet. Sizin zaten çok iyi olduğunuzu düşünüyorlar. Şimdi artıda olduğunuzu düşünüyorlar. Birinci oldunuz ya. Biz de sizin tevazunuz fazlasıyla konuşuluyor saygınız. Gözde Hanım, mavi. Tuana Akın gelsin. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Tuana, Tuana bakın bakın bakın. Berenciğim en küçüklüğü. Bak, değil mi? Ay hoş geldin. Merhaba. Beren saatin. Benzeten var. Evet. Benzeten var. Ağız kısmı değil ama. Evet, gözler. Gözler. Değil mi? Evet. Andırıyor. Çok benziyor gerçekten. İşte alakası yok. Ay nereden katılıyorsun? İstanbul. Kaç yaşındasın? 20. 20. Evet. Modellerin de hep benle yaşıt. Okuyor musun, çalışıyor musun? Okuyorum. Bir yandan bale öğretmenliği için şu an sertifika almayı bekliyorum. Aa, bir balerin adayı var aramızda. Nasıl karar verdin yarışmamıza katılmaya? Değişiklik istiyordum. Bir yandan da çok eğlenceli geliyor yarışma. Ha, eğlenceli biraz seviyorsun. Biraz eğleneyim dedim. Çılgın bir tip misin? Yani. Oynamayı seviyor musun, dans etmeyi? Yerine göre. Yerine göre. Evet. Peki. Bakalım burada yerini zamanı her şeyi nasıl ayarlayacaksınız? Takımının yanına alıyorum. Taner ve Aslı'nın yanına. Hoş geldin tekrar. Dur yardımcı olayım, yeğenime bir şey olmasın. Hoş geldin. Merhaba. Nasıl şirinsin? Beni Taner koymayın ama, tamam. Dur. Ve son olarak geçen haftanın birincilerinin bu haftaki modeli elimde, bakalım kim? Ferzan Bilek gelsin. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kurtarın sensin, sensin. Hoş geldin Ferzan. Hoş bulduk, merhaba. Nereden katılıyorsun? İstanbul'dan. Kaç yaşındasın? 26 yaşındayım, 1,5 yıllık evliyim. Çocuk var mı? Yok, yok. Henüz yok. Evet. Çalışıyor musun? Öğrenciyim. Ne okuyorsun? Radyo, televizyon, sinema. Ay ne güzel. Saçlarının ne değişik, ne güzel bir rengi var. Bu renkten vazgeçmeye hazır mısın burada? Nasıl karar verdin katılmaya? Çok emin değilim ama. Eşimle birlikte gündüz kuşağında izlenebilecek tek program olduğu için bunu izliyoruz evde olduğumuz zamanlarda. Onun gazına geldim birazcık. Normalde ben gelemezdim ama o biraz cesaretlendirdi. Çok şanslısın. Yapılan her şeyi beğenecek bu durumda. İnşallah. Seni de merakla izleyecek. İnşallah. Sen hazır mısın? Hazırım. Cesaretin yerinde mi? Evet. Tamam, o zaman seni Tayfun ve Serap'ın yanına alıyorum. Teşekkürler. Hoş geldin tekrar. Hoş merhaba. Geldin. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba Serap. Ne kadar güzel değil mi yine modellerimiz? Evet, çok şey. Saçları, yüzleri. Gördüğünüz gibi bugün onlar... Hamiş. Bebek bekliyorlar. Efendim düğünleri var, düğüne gidecekler. Kıyafet zar zor buldular, yakıştırdılar ama eli yüzü şiş olduğu için... ...ay saçım nasıl olsun, makyajım nasıl olsun diye çok dertliler. En iyisini sizin yapacağınızı düşünüyorlar. Saçta Adnan Bey. Hamile olan modellerimiz düğüne giderken yüzlerine yakışacak en güzel saçı... ...onların kendilerini en iyi hissettirecek saçı yapmanızı istiyoruz. Hamileler tabii yüzlerinin şişliğinden biraz sıkıntı duyuyor olabilirler değil mi? Düğüne gidiyorlar. Ayşegül? Düğüne giden hamile kadınlarımızı en iyi, en rahat, en güzel hissettirecek makyajları istiyoruz. Muammer Bey. Ve sahne. Bildiğiniz gibi toplamda 80 dakikanız var. Kuaförlerimiz çalıştıktan sonra makyözlerimize yer değiştirecekler. Sonra bir ekip olup son dokunuşları beraber yapacaklar.
ve sonucu podyumda göreceğiz. Hazırsanız 5, 4, 3, 2, 1 hafta başlasın. Bence Bilal o. Canım sen istiyor Bilal'sin. Bazen uzatıyorum, bazen kaynak yapıyorum. Bak kaynak, o lafı söylerken bile Bilal'i gördüm şu an. Sen Bilal'sin. Bence de. Sen Hasan değilsin, sen Bilal'sin. Evet, bu Bilal. Bilal mi? Ya ben anlatamadım ya, sen anlamayısın. Ellere yağmur oldum, bana damlamayısın. Senin aklına soru işaretlerini ben sokacağım. Yalan söylemediğin sürece varım. Bir dakika arkadaşım, ben cevap vereyim, bana soruyor. Onu nasıl anladın, onu nasıl anladın? İki tane örgü yapacağım şöyle kısa. Şöyle maşalı açık bırakacağım saçına. Kısa. He, şimdi çünkü topuz olmaz. Tamam. Hani böyle şey olur. Yani yaşını büyük gösterir. Topuzu zaten çok sevmiyorum. Topuz da güzel olmaz. O yüzden böyle iki tane şuradan örgü yapacağım. Tamam. Ondan sonra hatta iki tane kurdalemiz küçük olsaydı böyle şu ucuna takardım ama yok. Hı. Öyle de çok gerek yok yani. Sonuçta düğüne gidiyorsun yani. Kesinlikle saçların açık kalacak. Evet. Yani ben de senin saçlarını toplarsam yüzünün kilosu ortaya çıkar. O yüzden tam aksine ben senin yüzünü açmam gerekiyor. Şuradan bir örgü atalım böyle. Yine önüne düşeriz. Şimdi yüzün şiş oluyor ya hamilelerin. Hı-hı. Şuralardan biraz çıkarırız. Şuradan örgü gelir böyle. Arkada da salaş bir topuz. Hı-hı. Tamam, benim tarzımsın. Dalgalı bir saç aramak istiyorum. Ama bu böyle bir dökümlü olsun. Çok sprey falan yapay şeyler kullanmadan. Hani bebeğe de zarar vermeden. Ve yumuşak, natürel, zarif bir topuz yapalım. Böyle ensede falan diye düşünüyorum. Hani, ya da yukarıda bir şey yapalım. Hani boyun kapalı ya. Sevim Hanım, nasılsınız? Sevim kim ya? Sevim miydi? Sevgi miydi? He? Sevcan. Allah korusun. Aman Allah korusun. Hasan, sen bana sataşma. Bak, ben sana sataşmaya gelmedim. Ben sana sataşmıyorum. Sizi tanımaya çalışıyorum. Benim adım Betül. İsim Betül. Sevgim Betül. Betül. Ha pardon, Betül, Betül. Evet. Betül Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Kaç yıllık kuafördünüz? 19. 19 yıllık. Evet. Kendi salonunuz mu, çalışıyor musunuz? Kendi salonum. Patronsun yani. Patron kelimesini çok sevmiyorum ama kendi ben salonum. Ben çok seviyorum. Ben patronum. Sevmem benim ya. Ne öyle eziyormuş gibi. Patron. İzledin değil mi Sevcanları falan nasıl elediğimi, görüyorsun. Bildin evet yani. Evet ya, çok iyi yaptı. Eline sağlık. Çok teşekkür ederim. O seninle değil, o benimle uğraşmaya gelmiş. Oo, çok iyi. Evet, tahminin çok yüksek. Seninle uğraşmış. Betül Hanım, hoş geldiniz. Betül Hanım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Biraz siz en son söylediniz. Evet. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Taner, bir saniye Taner. Bir tanıyalım ya Betül Hanım lütfen. Ben de evet zaten ya, tanımak için soruyorum. Beni yani hedef mi belirledin? Hadi ben seni belirledim. Sen de beni belirledin yani. Yok, ben belirlemedim. Ben belirlemedim. Ne o zaman? Niye belirleyeyim? Niye o zaman diyorsun, bana sataşmaya gelmiş bu, beni hedef almış falan. İlk girdiğinde şöyle bana bir böyle göz ucuyla ters ters baktın ya. Bakarım, herkese bakabilirim ben. Rakibimsiniz, bakacağım tabii. Allah Allah. Arkadaşlar, bu arada seyircimize de hoş bir sürpriz daha. Siz saçları yaparken Adnan Serter'de öyle bir düğün saçı yapacak ki usta elinden bir model nasıl çıkar göreceksiniz efendim. Kolay gelsin Adnan Bey. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kolay gel. Betül Hanım'a soruyorum ama. Buyurun. Ya onu tanımak istiyorum. Biraz da böyle şey var. Bir lakap falan var mı? Bir hanım ağa gibi duruyorsun. Var. Bir... Evet, hanım ağa. Öyle çok mi diyorlar? Doğru. Helal ne, olsun sana. Gerçekten mükemmel bir. Vallahi buldu. Hanım ağa derler bana. Neye istinaden? Biz hanım ağa mı diyeceğiz şimdi Betül? Hanım ağa demeyin ya. Anne oldum artık. Ha evet. Tamam. Annem kelimesini çok kullanırım. Yanlış anlamayın. Annem derim. Yok annem, yok. Sen konuş. Yok annem, ben öyle konuşuyorum. Sıkıntı gerçekten. Yok annem, rahat ol. Hasan ya. Kendi iş yerin var, çalışıyor musun? Kendi iş yerim. Kendi iş yerim var. Taner, sen geriden geliyorsun. Ya ben orayı 10 kere Taner söyledim yine sana. Hasan yine anlamıyordu. Beni dinlemiyor ki. Ya tanımak istiyorum ki. Belki duymadım ben. Tanımak istemiyor beni aslında, o yüzden. Yok, tanımak istiyorum. Biz gerçekten. Bu yüzden bugün ya sen anlatamadın tamam, ya evet. Ben anlamadım. Gözde Hanım, size bu arada hayranınızım. Ama benim elemanım sizin acayip bir hayranınız. Ya sağ olsun. Sizden fotoğraf almadan gitmeyeceğim. Cuma günü de gönderirlerse almadan gitmem. Gönderirler mi diyorsun seni? Yok, gönderir. Hani mesela yani. Bakalım jüriden kaç puan alacaksınız efendim? Bakalım. Şöyle saçı kulağın arkasından zikzak şekilde ayıyorum ve bir at kuyruğu yapıyorum. Çünkü tepede bir bombe yaratacağım ama saçı da uzun göstermek istiyorum. O yüzden de buradan da arkaya doğru şöyle ayırıyorum. Aynı şekilde bu taraftan da.
Ve ortadaki saçı tekrar yukarıya alıp toplayacağım. Buraya nasıl Betül katıldın? Mesleğe nasıl başladın? Teyzemler çok kalabalık. Hepsi Arap kökenli. Bunlar küçükken yani çok ağır makyajlar falan yapıyorlardı. Saçları böyle afilli. Ben de küçük 6 yaşlarında falan bunlara özentiyle başladım yani. Ve ilerlettim. Stilistik bölümünü bıraktım. Tamamen kuaförlüğe yöneldim. Kaç yıldır kendi salonun? 12 yıldır. 12 yıldır. Sen kaç yaşındasın? 36. Hiç göstermiyorsun. Teşekkür ederim. Herkes öyle diyor. Ama gösteriyoruz demek bir yaşı. İddialı sesim mısın? Sesim de belli. Sesimden belli. Betül Hanım iddialı mısın? Herhalde iddialı olmasak burada ne işimiz var? Burcun ne? Wow. Oğlak. Oğlak. Yükselenin? O da oğlak. Her onu gelen iddialıyım oluyor? Diyor ama Betül. Sonra sen da de öyle diyorsun, eleniyorlar bir haftada. Evet, belki sen gidersin bu hafta. Öyle pırıl diyorsun. Pırıl pırıl yıldız gibisin, evet. Evlilik nasıl gidiyor? Evliliğim iyi çok şükür. Eşim hanım köylüdür. Hanım köylü? Evet, eşim beni çok sever gerçekten, kankam. Ben kankamla kankan evlendim. Kankan mı? Evet. Koca bulamadım Gözde Hanım, kankamla evlendim. Vallahi ne yapayım? Çok ilginç ya. Hiç gireceğim. Nasıl oldu bu hikaye? Ya şimdi bu erkek arkadaşlarımız bizi hep bırakıyorlardı ya yarı yolda. Ben evet. De dedim ki bundan sonra aşkı tercih etmiyorum. İyi bir baba bulacağım dedim. Gerçekten benden daha çok emeği var çocuğumda. O benim kankamken bana aşıktı. Ben ona bakmıyordum o zaman. Hem nasıl yavaş hem kanka oluyorsun hem çocuğa ümit vermişsin. Ümit vermedim. Hayır, ümit vermedim. O kendi kendine aşık olmuş. Ben de bakmıyordum yani. Şimdi yalan değil. Kaç yıl sürdü bu böyle? 10 yıl fotoğrafı karşımda duruyordu ve ben onu kesmiştim. Kolu kalmış. Ben de her sene böyle yapıyordum. Ben kimle evleneceğim deyip resme bakıyordum. Meğersem onun kolu karşımda duruyormuş. Kısmetim oymuş. Bu kızlar sanki sevcanları aratacaklar gibi bir his var içimde. Öyle mi? Vallahi. İşte sosyal medyaya girer ya ayrılanlar. Kim bana ne yazmış falan. Oradan bir baktım. Mesut bana mesaj atmış. Ben Sevcan'ı hatırladım ya. Ay yok, ben öyle değilim. Yemin ama ya. Yok kesinlikle oraya değilim. Oraya bakınca böyle Sevcan. Yok kesinlikle değilim. Konuşması, hareketleri. Hayır, bence asla Sevcan'ı ben çok popo olamam. 10 yıl boyunca çok yakın arkadaşlığın. Sonra bir gün bu konu nasıl çok yakın arkadaş emin değildik. Kankaydık o dönem. Aradan 5 yıl falan görüşmedik. Sana sosyal medyadan mesaj attı. Ondan sonra ben ne de diyeyim? Evlenmeyi düşünüyordum. İşte Betül nasılsın, seninle bir çay içelim mi? İkinci de ben teklif ettim. Dedim ki sana evet dersem ne zaman gelirsin dedim. Hemen dedi ve geldi. Pazarlık yapmışsın sen o zaman. Evet, pazarlığa girdim tabii. Artık baba arıyordum yani. Çocuk yapmak istiyordum. Yaşımız geçiyordu. Peki senin ona yani aşık olmadığını... Hayır, ben aşka inanmıyorum. Evet. Tayfungillerden. Evet. Tayfun bak, aşka inanmıyor. Duydum. Evet. Geldi. Ben aşka inanmıyorum. Aşk diye bir şey yok. Çok siz de inanmıyorsunuz. O zaman siz çok iyi anlaşacaksınız Tayfun. Siz bir şey yaşamışsınız. Ondan sonra evet, yaşadım tabii ki de. Yaşamadan benim anlayamam. Tayfun hiç yaşamadan inanmamış. Evet. Ben kökten kesim. Onun öyle bir özelliği var. Kökten. Yok, ben yaşayıp da inanmayanlardanım. Ve ben annesini sevdim, oğlunu aldım Gözde Hanım. Efendi? Benim için kaynana adayları çok önemliydi. Eski kaynana adaylarımı hiç sevmezdim. Eşimin annesini kaç çok sevdim, ondan sonra ya, aldım. Çok söylemesi. Adaylarım vardı. Şimdi ayıpçı söylemesi. O çayda, seni davet ettiğin çayda. Evet. Nasıl açıldı da konu evliliğe geldi? Hayır, ben dedim ki annenle tanışmak istiyorum. Benim için anne daha önemli dedim. Tamam dedi, tanıştırdı. Annesi böyle çok sessiz. Benim tam kanka modelim. Ondan sonra tamam dedim, olur. Çünkü ben ötekilerden çok çektim yani annelerinden. Biraz sarışınlık vardı bende. Süslüyüm diye istemiyorlar. Peki ne kadar sürede evlendiniz? 6 ay içinde evlendim. Bu konuşmadan hemen evlendim. 6 ay içerisinde evlendim. Taner'in ben ustalığını gördüm mesela saç boyamada, kesimde falan. Ama yine bayağı bir yol kat etmesi gerekiyor. Fakat şuna eminim. Yani üzerine böyle şey bile konuşurum, büyük bile konuşurum. Tayfun'la Serap, Hasan'la Buse'nin çok büyük bir baş ağrısı olacaklar. Değil mi? Çok büyük hem de aşırı dereceli bir baş ağrısı olacaklar. Onlar bu masada durduğu sürece Hasan asla Bilal kıvamına gelemez. Evet. Gelemez, ben söyleyeyim. Güzel modeller, aynalara son kez bakın bakalım. Şimdi aynalar çekmeceye. Hamile hanımlarda kilo fazlalaştığı için saçı biraz açık bırakmak gerekiyor. Yüz yuvarlaklaştığı aynen için.
Şöyle uzun saç kiloyu örter ama bu az sada örter, çok sada örter. O yüzden saçı uzun gösterecek bir at kuyruğu gibi bir şey yapıyorum. Sen Bilal'sin bence. Ben mi Bilal'im? Şu anda anladım, evet. Yani sen az önce neredeydin? Şu anda sesin de birebir. Az önce neredeydin? Bence onu getirdin, saçını ponçik ponçik topladın, geri geldin. Öyle mi diyorsun? Evet, baktı Hasan götüremiyor. Ben geri geleyim dedin değil mi? Bir de getirdin pilavları milavları. Hasan götüremiyor derken anlamadım ben. Yani Hasan şimdi sen kimleri, Bilal kadar başarılı değilsin Bilal'i diyor ama seni Bilal olarak yani. Bilal'i taklit ediyorsun diyor. Yok, bence Bilal o. Yani biraz veririm. Önce saçları daha farklı değil miydi? Yok Hasan'dı. Evet, daha farklıydı. Canım sen istiyor Bilal'sin. Bazen uzatıyorum, bazen kaynak yapıyorum. Kafama bak kaynak göreyim. O lafı söylerken bile Bilal'i gördüm şu an. Sen Bilal'sin. Yani Bilal'i yaşatabiliyorsak. Sizin ikinizi yan yana getirmem lazım. Burada Bilal'i yaşatabiliyorsak ne mutlu bana. Siz beraber hayır bir şey söyleyeceğim. Hasan gerçekten sen Bilal misin yani? Evet. Hasan değil o bence. Gerçekten ben Bilal'im. Gerçekten yani. Evet. Yani evet bizi mi kandırıyor? Evet ya. Yani sen sadece duyduğunu değil gördüğünü de anlamıyorsun Taner. Hay, aynı esprileri nasıl yapıyorsunuz yani? Tamam ikiz olabilirsiniz ama bu kadar da olmaz ki. Sen Bilal'sin. Hay Bilal olsun. Hasan olacak, nerede Hasan? Hasan ne demeye çalışıyorlar ya? Bilmiyorum. Hasan ya, değil o Bilal ya. Kafadalar, gerçekten farklı. Bizi kandırıyor şu anda. Efendim? Evet sen Bilal'sin. Nereden biliyorsun? Hareketlerin şu an bana Hasan gibi gelmedi. Hasan daha farklıydı. Test edebilirsin, sıkıntı yok. Bekir en yakın bana o Hasan'ım. Ben tanıdım onu, o Hasan. Gelim şu ponçini bir test edeyim ben. Ponçimi, yakında geleyim mi? Ponçimi keserim. Bir geleyim mi? Gelebilirsin. Bence de sen Hasan değilsin, sen Bilal'sin. Ponçime bulaşmayın ama. Bir bulaşacağım senin ponçini. Ponçime bulaşmayın. Öyleyse... Ben yakından anlarım Hasan'a. Ponçime bulaşmayın. Hay saçına bakacağım lütfen. Bakabilirsin. Heh. Evet bu Bilal. Bilal. Ben bir bakayım. Piercing'i var mıydı onun ya? Evet bu Hasan. Piercing'i var, Bilal'in de piercing'i var. Bence Hasan. Neyini görüyorsun? Ben de ya sen konuşma benimle. Bir de bak. Çekil. Hasan. Efendim, dur bir bakayım. Havalı. Daha gelir gelmez hoş geldin partisi şimdi, yaptı. Kim bu saçtaysa Bilal mi? Kim böyle yapıyorsa Bilal mi? Sen de. Sizin ikinizi yan yana getireceğim. Ben inanmıyorum. Sen Bilal'si. Şey çok komik olmadı mı ya? Yok Hasan Hasan. Hayır anlarım, konsept zor anlarım, olduğu zaman Bilal giriyor herhalde. Şuradaki sivilcesi hiç geçmedi Hasan'ın. Ay sivilcesiyle şuradaki bir şey sivilcesinden tanıdım Hasan'ın olduğunu. Yani, canımsın bak işte. Ayıp ettiniz çocuğa ya. Şimdi şöyle yaptım. Bir tane tepede topladım. Sonra bir tane de şöyle aşağıdan yukarıya aldım. Ama kendi saçının boyunu uzun gösterilmek için altta bir saçı bıraktım. Bunu bitirdiğimizde uzun bir at kuyruğu çıkacak ortaya. Ancak şöyle şu yanları biraz gergin toplayacağım. Çünkü yüzü biraz germek istiyorum. Yukarıya açmak istiyorum. Ama öne de mutlaka böyle kesintiler düşüreceğim. Hasan'cığım. Efendim. Tevfik seni batırdı. Tevfik beni bitirmedi ya. Tevfik. Şeyin, Buse'nin seni çıkaracağına Tevfik inanıyor musun yani? Tevfik buraya adapte olamadı. Buse zaten tartışmasız Türkiye'nin en iyi makyözlerinden bir tanesi. Evet. Haliyle onun da yarışmaya katılabilme hakkının olduğunu duyunca hemen koşa koşa gittim. Aslında tebrik onunla ederim. Katılmak daha iyi istediğimi ya. Söyledim yani. Zaten arkadaşız. Uygun görüldü. Çok da mutluyum yani. Ondan daha iyi bir makyajda asla ve asla katılamazdım. Bugün anlamsız bir şey var senin yüzünde yani. Bir mutluluk var. Bende mi? Evet. Anlamsız bu mı? Bu yüzünden beri demek bana ki bana göre Tevfik, çok anlamlıdır ama. Demek ki Tevfik'ten kaynaklanıyordu Hasan'cığım. Yani Tevfik çok iyi bir makyaj. Elinden geleni yaptığına inanıyorum yani. İyi gördüm seni Hasan'cığım. Ama Buse daha hakim ya olaya ve daha iyi yapıyor gibi sanki. Buse fazlasıyla hakim. Daha olaya. Şanslısın değil mi? Daha iyi oldu senin için ya. Buse çok çok iyi bir makyaj. Tartışmasız yani hepinizden buradaki hepinizin makyajının en iyisi bu ise. Öyle demek işte şimdi makyajın dersen kapışırız. Diyorum. Hiç daha kuşkum dur. Yok bundan. Hiç kuşkum yok. Peki o zaman bak ben destek oluyorum sen. Ama tabii ki Buse ile katılmak ayrıca bir gurur veriyor bana yani doğruya doğru şimdi. Buse'yi genel anlamda herkes beğeniyor. Benim de beğendiğim yerleri var ama biraz abartıldığını düşünüyorum. Tevfik gerçekten Hasan'ı geriye çekiyordu. Ama Buse geldi onu kurtardı. Can kurtaranı geldi. Hasan yine şanslısın ha. Turan Şahin gelsin. Hadi bakalım. Vatandaşlar gelsin. Ay vurur ay
beyan, geldim kapına yayan. Sen değil misin beni hapu hallara koyan? Haydi Dunay'a geldim, sana sevdaya geldim. Rize'den İstanbul'a yürüdüm, yaya geldim. Ay vurur ayan beyan, geldim kapına yayan. Sen değil misin beni hapu hallara koyan? Haydi Dunay'a geldim, sana sevdaya geldim. Rize'den İstanbul'a yürüdüm, yaya geldim. Ya ben anlatamadım ya, sen anlamayısın. Ellere yağmur oldum, bana damlamayısın. Ya ben anlatamadım ya, sen anlamayısın. Ellere yağmur oldum, bana damlamayısın. Elimde çiçeklerim, çoktur diyeceklerim. Aç kapıyı sevdim, yoktur gidecek yarım. Boylarına bakarım, saçına gül takarım. Kız senin gülüşüne İstanbul'u yakarım. Elimde çiçeklerim, çoktur diyeceklerim. Aç kapıyı sevdim, yoktur gidecek yarım. Boylarına bakarım, saçına gül takarım. Kız senin gülüşüne İstanbul'u yakarım. Ya ben anlatamadım ya, sen anlamayısın. Ellere yağmur oldum, bana damlamayısın. Ya ben anlatamadım ya, sen anlamayısın. Ellere yağmur oldum, bana damlamayısın. Ya ben anlatamadım ya, sen anlamayısın. Ellere yağmur oldum, bana damlamayısın. Ya ben anlatamadım ya, sen anlamayısın. Ellere yağmur oldum, bana damlamayısın. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederim. 156 milyon izlenmiş efendim bu şarkı. Evet efendim. Sosyal medyada. 7'den 70'e herkesin sevdiği, Türkiye'nin her yerinde dinlenen, dünyada da dinlenen bir şarkı oldu. Karadeniz'den bu kadar yayılmak benim için gurur verici. İnşallah tekrarını da yaparız. Tabii öncelikle halkın teveccühü çok önemliydi. Bu yüzden çok mutluyum. Teşekkür ediyorum da beni buraya çağırdınız, davet ettiniz. Güzel çok dağladınız. Teşekkür ederiz efendim. Biz burada hep tepiniyoruz ama ilk defa horon teptik herhalde. Bir halde katıldı aramıza. Üstelik buradaki en büyük sıkıntılardan biri, anladın mı, anlatabildin mi, anlayamadın mı? Bununla coştuk, eğlendik. Evet. Ağzına neşene sağlık. Teşekkür tekrar ediyorum. Çok sağ olasınız. Yolun açık olsun. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Lazım. Hoşça kal. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok güzeldi. Hadi bakalım hamsiler, hızlanın. Bu hafta birincilik bana yakışır arkadaşlar. Birincilik falan senin rüyanda görürsün de. Geçen hafta hepimiz Tayfun'un saçını beğendik. Çok da efsane bir saç yaptı. Hakeza özellikle Adnan Hocam böyle bir sanatçıyla resim çektirdi. Sen nasıl bir verdin? Ben seninle bir fotoğraf çektirmek istiyorum. Gel bir selfie yapalım. Vay. Ay biz de çekinelim. Hangi vicdanla bir verdin?
Bak ben söylemeyecektim. Herkesin beğendiği sesi ben söylemesem çatlarım abi. Vallahi özür dilerim. Bir mi vermişim? Evet. Nasıl bir haberin yok mu? Onu da mı anlamadın? Bir verirken onu da mı anlamadın? Vallahi hatırlamıyorum. Cuma günü final gününde bir verdim. Bir mi vermişim bir şey arkadaşlar? Bilerek yapıyor abi öyle. Sen nasıl saça bir veriyorsun ya, vicdansız. Arkadaşlar birinci olabilir. Birinci olabilir ama ben hak ettim diyorum o birinciliği. Nasıl hak ediyorsun? Şanstan aldı, nasıl aldın da bilmiyorum yani. Şanstan aldı yani kıl payı. Valla ben şahsen izlerken özellikle seni kınadım yani. Gerçekten o saça, o mükemmel çizgilere, o harika renk kombinasyonunu, o kontrastı yakalamış. Sen hangi akla mantığa hizmet biri verdin anlamadım. Yani bu bir strateji miydi, birinci olma çabası Hasan mıydı? Hasan'cığım kullanmam gereken bir sayı vardı. O da ona denk geldi. Demek ki denk geldi. Biri hak etmiş. Ben hiç hak ettiğini düşünmüyorum. Taner. Tayfun sen onu bunu boş ver de kimse birincilik sana nasıldı yani? Yedin ya, mi parayı, aldın mı parayı, ne yaptın? Bak ben konuyu kapatıyorum, sen orayı açıyorsun bak. Hiç yüzün de kızarmıyor ya. Hafta sonu düşündüm diyorum, sen nasıl olsa çevir verirsin ya. Utanmadan bir de üzerime geliyor ya. Taner, ya. Taner Allah için bak benim içimde bir ukdedir, sana soracağım. Yani öğrenmesem çatlarım, sormasam da çatlarım. Ben işi gücü bıraktım, sana soracağım. Sor. Hadi ben öyle bakınca değişik değişik konuşuyorsun, bana böyle tavır trip atıyorsun. Dün geçen hafta böyle tartıştılar, kavga ettiler. Niye hiçbir şey demedin? Hasan'cığım bak, sen sürekli bu masaya bakıp bakıp gülüyorsun. Orada tartışma yaratıyorsun. Buraya dönünce de gülüyorsun. Halbuki burada senin düşmanın benim. Ben oraya bakınca böyle ister yani istemez gülüyorsun, böyle Allah'ın sebebini anlayamadım. Çözemedim yani. Yani. Şey Hasan'cığım yani. Onların arasında olan problem. Taner, bak, halledeceklerini düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Hafta sonu gerçekten çok düşündüm böyle. Kafamda kurcalıyor. Halledeceklerini benim. Düşünüyorum. Çünkü orada gerçekten Tayfun hani benle tartışırken Aslı'nın devreye girmesine Aslı'ya böyle sen de onun gibisin sus ya falan demesi biraz Aslı'yı gerçekten üzdü. Hayır, o yüzden aralanda bence bu problemi ama senin makyözün giriyor yani. Bence sürekli devreye. Efendim? Senin makyözün sürekli devreye bak, giriyor bence. Görünüyor işte. Yo. Evet. Sürekli devreye ben girmiyor. Ben seninle konuşurken de devreye girdi mesela. Yo, sürekli devreye girmiyor giriyor, yani. Giriyor giriyor. Oradan siz bir şey senin söyleyince makyözün devreye yani. Girince hatırlatırım ama. Acaba seni yetersiz mi görüyor, oradan baskın davranıyor? Acaba yetersiz mi seni görüyor? Seni kurtarmaya yok, çalışıyor bence. Yok, sanmıyorum be. Arkadaşım. Niye destek veriyor gibi sen de şey. Benim ne kadar iyi bir sanatkar olduğumu çok iyi biliyorsun. Çünkü sen de ben, beni araştırdın. Ben bunu da duydum. Nereden araştırabilirim seni acaba? Araştırmışsın Tayfun. Sen bunu nasıl inanıyorsun? Nereden araştırdın? Sen araştırmışsın Tayfun'cum. Nereden araştırdın? Nerede ya. Varsın ki? Anladım. Hatta ben dışarıdayken yanından geçerken görmedin beni. Telefonunda benim profilime girmiştin. Hayırdır? Benim telefonum yok ki. Oğlum sen çok yalan söylüyorsun ya. Bak geçen de yalan başladık ya. Ya çok yalan söylüyorsun diyor ya. Benim güneş telefonum yok gördüm ki. Kardeşim. Benim telefonum yok ki. Telefona baktı diyorsun. Var var. O zaman birinin telefonunu almıştın önüne. Allah. Gözde Hanım gerçekten ben bunu anlayamadım ya. Telefon kullanmıyor. Hiçbir şey kullanmıyor. Ben böyle yaşıyorum ya. Ben böyle yaşıyorum. Ben sade bir adam istemiyorum. Saat kullanmıyor. Saat kullanmıyor. Peki aşk sana bir şey soracağım. Sen ayları, zamanları, saatleri nasıl biliyorsun Tayfun? İlgilenmiyorum. Buraya nasıl geliyor? İlgilenmiyorum. Servisimiz o zaman gidiyor. Gözde Hanım ben bir barış etkisi olarak, beyaz flamanın sahibi olarak ben özellikle ikiniz arasındaki gerginliği düşünüp kendim Hasan Transit görevi üstleniyorum. Çok teşekkür ederim. Senin evet. Onu anlatamadıklarını, evet. Onun anlayamadıklarını, onun yapamadıklarını, senin yapmaya çalışıp da ona gösteremediklerini hepsini ben kendim buradan Transit'ten çevireceğim. Hasan çok Hasan Transit. Şu soruyu sana sorayım Hasan. Vatan ve millet hayırlı olsun. Hasan'cığım o zaman ben sana sorayım tamam mı? Sen benimkini anlamıyorsun. Beni çevirecek adam. Kızım, ben seni anlıyorum tamam, bana bak, sor. Bak, sen bana sor bana. Hayır benim, hayır. Şimdi ben sen bana sor. Ben sana söylediklerini Tayfun abi, Tayfun abi bana müsaade et abi. Tabii tabii. Tabii. Şimdi kardeş, sorunumuz seni anlamamak değil, seni ben anlıyorum. Evet. Tamam. O da seni anlıyor. Evet. Sen onu anlamıyorsun. Tamam ha, ben de diyorum bravo. Ki o beni anlamadığında. O yüzden onun anlayıp da sen anlayamadıkları, anlatıp da sen anlayamadıklarını ben üstleniyorum arkadaşlar. O zaman ne yapacağım? Ben Tayfun'u anlatacağım, sen mi tecrübe edeceksin? Yok, sen onu anlatacaksın, o sana anlatınca sen anlamadın da ben devreye. Tamam. O zaman şu an anlatıyorum tamam mı? Asıl işin anlat. Çok zor. Tayfuncuğum. Hayır bak bak. Madem bu meslekte ya bir sus ya. Kardeşim ya. Tayfun bir dakika kardeş ya. Bir dakika. Allah'ını seversen. Tayfun abi kalmışım. Bir dakika. Başarını sar ben sana anlatayım beni dinle. Dinliyorum hadi. Dinliyor musun? Söyle dinliyorum. Madem bu kadar başarılısın. Başarılı mıyım? Birinci de oldun. Teşekkür değil ederim. Değil mi bak. Evet. Helal olsun birinci de oldun. Bir verdim. Mesleğin de güzel kendine de özgüvenin var. Evet var. Bu mesleği niye bıraktın? Aa oraya mı gireceğiz şimdi? Oraya gireceğiz yani ben sana soruyorum ya. Senin bu mesleği biri, biri çözemedik ama bak biri çözemedik. Önce neyse oraya geleceğim. Abi o konuya şöyle giremez o kadar değil o. Ya, boş bu... ver sen başka kolay anlat kolay. Evet, işte nasıl anlatacağız bilmiyorum. Ben kolay de... anlat beni de uğraştırma. Peki açıklayıcı olsun. Gözde Hanım çok iyi bilecektir. Ben sahne sanatları eğitimim var daha devam ediyor. Çok az kaldı. Rüştü Asyalı var. Kel olan bilirsin. Ondan eğitim alıyoruz. Onun çok güzel bir lafı var. Diyor ki bu benim hayat düsturumda. Söz harekete hareket söze uyacak der.
Tiyatroda altın şey kural budur. Söz hareketi hareket. Bunu anlamaz abi, bunu anlamaz. Bu işte sen artık da stresli. O zaman sen anlat. Bu benim çok sevdiğim bir söz. Hayatıma inanılmaz yön veriyor ve o şekilde yaşamak istiyorum. Dolayısıyla yaptığım iş bana o şeyi vermedi. O yüzden bıraktım. Hani tamam. Söz hareketi hareket sözüne uymadı. Burada ne işin var? Hani bu mesleği yapmıyorsun. Burada kendini göstermeye niçin geldin? Çocuğa tek başına kuaförlük yetmiyormuş demek ki, değil mi? Sahneye... Tabii canım, sonuçta bu da kuaförlüğün bir görsel tarafı. Evet. Sana aslında ben bunu ne diyeceğim ya? Anlamamış ha, ben hemen translate görevini üstleniyorum. Lütfen, lütfen. Evet. Diyor ki kardeş, bak hele, bak hele, beni dinle beni. Diyor ki söz diyor harekete göre diyor, hareket de diyor söze göre diyor. Tamam. Sende diyor ne hareket var ne söz var diyor. Kendine mi varmış? Otur diyor yerinde. Allah'ını seversen. Oldu mu abi? Çok teşekkür ederim. Bana söyleyene bak ya. Bana söyleyene bak. Çok bana, teşekkür ederim. Bana söyleyene bak. Bak şunu yapayım, sen de eleştir. Hasan bana yaptı ya böyle. Ha, ben onu yapmışken Hasan'cığım sana bir şey söyleyeceğim. Ben yani de Hasan'a yapıyorum. Yani söyledim. Gerçekten hala onu düşünüyorum. Sen nasıl Tayfun'un önünde eğilirsin ya? Niye ki? Sahasın... Nasıl? Bir dakika arkadaşım, ben cevap vereyim. Bana onu nasıl anladın? Onu nasıl anladın? Tayfun nasıl abi, bana Tayfun'un önünde eğilirsin? Ben onu anlamış değilim kardeşim ya. Kardeşim, ben egolarından arınmış bir adamım. Ben bu mesleğe 17-18 yılımı verdim. Takdir görmesi, gördüğüm zaman teşekkür etmesini de bilirim. Takdiri hak eden bir sanatkarın önünde eğilmesini de bilirim. Yani. Aynen, çok güzel. Anladın kardeşim? Bak, bak şimdi bundan da gocunmam, bundan da gocunmam, utanmam. Gerçekten yaptığı iş takdire şayan ki jüride, bütün Türkiye'de gördü. Ben egoloman bir adam değilim. Zaten kızı da, evet, işimi yapmaya çalışıyorum. Aslı'yı da üzmüşsün zaten. Yan yan kıza bakmışsın, ters ters hareket yapmışsın zaten. Ben arkadaşlar, bir şey söyleyebilir miyim? Bu masaya kimse yan gözle bakmasın, bakamazsa. Ben bakıyorum. Kader, bak hafta sonu gerçekten düşündüm ve çok üzüldüm bak. Gerçekten diyorum bak. Çok üzüldüm. Hakikaten diyorum. Ya daha ben o meseleyi çözeceğim. Ben inanmıyorum öyle bir bakışa da. Sen çok düşüneceksin. Kesin bir yere farklı bir şekilde denk gelmiştir. İnanmıyorum da. Varsa da çıksın kayıtlarda. Ben öyle bir şey inanmıyorum. Senin da aklına soru işaretlerini ben sokacağım. Neyi soru işaretlerini sokacağım? Soru işaretlerini ben sokacağım. Yalan söylemediğin sürece varım. Arkadaşım sana ne? Ben yalancıyım. Ben yalan söylüyorum. Benle konuşma sana o zaman, ne? Yalancıyım ne demek ya? Benle yalancıyım sana ne? Benle konuşma o zaman ya. Yalancıyım diyor. Ben yalan söylüyorum, evet. Yalan söylediğin şeye mi inanıp konuşacağım ben? Lütfen arkadaşlar, böyle ithamlarda bulunmayın kendinize. Yalancıyım diyor ya. Allah Allah. Sen de kendi kendine hakaret etme. Görüntüleri kendi aldık kendine konuşuyorsun. Arkadaşlar. Bari, kendi sizlerle paylaşacağız. Öyle mi, var mı görüntü? Evet. Ya kesin bir şeyin arkasında duruyor. Ya evet, ben geçen hafta söylemiştik zaten. Görüntüler elimizde var. O görüntüleri izleyeceğiz. Bakalım Aslı'ya bakışı. Aslı dedi ya, bana yan yan baktı falan dedi. O da kabul etmedi böyle bir şeyi. Şimdi makyözlerimizi alalım. Kuaförlerimiz modellerin yanından lütfen ayrılsın. Son dokunuşları için tekrar beraber çalışmak üzere gelecekler. Makyözlerimiz gelsin, kuaförlerimiz modellerin yanından ayrılsın. Şimdi geçtiğimiz yazın çok modasıydı. Dağınık ve şey, kalkık kaşlar. Kaşlarını o şekilde yapmayı planlıyorum. Yüzünde hafif bir ıslaklık vereceğim. Biraz da böyle toprak tonlarda böyle fresh bir makyajımız yapacağız. Kontürlememizi yapacağız. Buğulu bir göz düşünüyorum. Böyle kahveden siyaha, kirpik dibini siyah olarak. Çünkü göz şeklin güzel. Şöyle tam baktığım zaman şeklin güzel. Sadece göz kapakların biraz içe çökük. Aynen. O yüzden göz kapağını ortaya çıkarmak değil de göz bitimini böyle badem göze çevirmek istiyorum. Cildini temiz, fresh bir cilt olarak bırakacağım. Dudağına lip gloss düşünüyorum. Dudağındansa gözün ön planda olsun istiyorum. Yüzü canlı gösterecek, aha, bir makyaj olacak. Okey. Bir yoracak, korkutacak, hiçbir şey yok. Tamam. Buse, yeniden hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş buldum. Benim hakkımda söylediğin şeyleri de duydum, izledim. Tekrar teşekkür ederim hatta. Ama benimle yarışmak zordur, haberin olsun. Aslı bayağı senin fanın Buse. Sen yokken burada boş yarıştım. Sen geldin, güçlü bir rakipsin. Hoşuma gitti ama... Aslı'cığım, beni eski içiyorsun ama. Bir saniye, ben Buse ile konuşuyorum. Konuşmam bittikten sonra seninle konuşacağım. Sen güçlü bir rakipsin, evet. Ama ben senden de güçlüyüm. Seninle yarışmak benim için çok keyifli olacak. Ama şöyle de bir şey var Buse. Gerçekten çok çok iyi olsaydın sanki eğlenmezdin ha. Sen benim yüzümden mi elendiğimi düşünüyorsun? Gitmeseydin, kalsaydın. Ne demek gitmeseydin?
Gitmeseydin. Sen şimdi Taner miydi ismi? Taner gitse sen kalmak mı isteyeceksin? Asla. Ekip ruhu bu mu sizde peki? Hayır o zaman. Böyle bir şey söylemen çok ama yanlış. Ama farklı bir şekilde değerlendirebilirdin. Mesela? Şu anki değerlendirdiğin gibi. Ben başka biriyle eşleşebilirdim. Farkındaysam ben insanların isteği üzerine buradayım. Yani ben bunu bir değerlendirme olarak görmüyorum. Ki burada Hasan olmamış olsaydı ben buraya hayatta dönmezdim. Yani bir başkasıyla yarışmazdım. Anladım. Bilal veya Hasan olmasa bir başkasıyla hayatta dönmezdim. Boş vaktinde ne yaptın burada yokken? Çalıştım, çok çalıştım, kendimi çabaladım. Kendimi büyüttüm dedi ya. Gördüm, bayağı geldiğinde. Büyüdüm. Boş evet, vaktinde büyüdüm. Evet, büyüdüm dedi ya geldiğinde. Benim burada kimseden korkum yok. Benden korkacaksın. Bana bilerek iyi davrananlar var aranızda. Ama sen de kork benden. Çünkü minik tehlikeli civcivin geri geldi. Şükrancığım tekrar hoş geldin. Hoş bulduk Serp ablacığım. Bize nasıl mesleğe başladığını anlatır mısın? 5-6 yıl önce zaten yaptığım makyajlar hep gündemdeydi. Ben gündemdeydi dedim... ama adını hiç duymadım. Nerenin gündemindeydi? Manisa'nın galiba. Manisa çevresi beni çok iyi tanır zaten Buse'cim. Beni kimler tanır biliyor musun? Ben de seni tanıyorum. Türkiye ve Türkiye çevresi. Seninle yarışmayı da çok istedim. Gittiğine de üzülmüştüm bu arada. Öyle mi? Evet. Bence gittiğime sevinmeliydin. Yok sevinmedim. Seninle yarışmayı burada çok istedim açıkçası. Bence sen şu an Buse'ye sırnaşıyorsun. Asla. Bana ama kimse sırnaşamaz. Bir kız yiyeceğini zannetmiyorum. Yok yok hayır. Asla değil. Siz beni sadece izlediğiniz kadar tanımışsınız. Bana kimse sırnaşamaz. Sadece ben izin verdiğim kadar bana yaklaşabilirsiniz. İşte buna inanıyorum. Neden bu kadar iddialısın Aslı? Çünkü yeteneğime ve yaptığım işlere güveniyorum. Anladım. Boş iddiayla gelmedim buraya ben. İddialı olduğum için buradayım ama özellikle... Ama işte bakalım cuma günü giderken de diyeceğim ki çok iddialıydım. Bye bye. Özellikle hiçbir şekilde uymuyor frekanslarımız. Siz tanışıyor musunuz ki önceden? Hayır tanışmıyoruz ama böyle hani vik konuşması inanılmaz. Neden bir şey konuşayım canım? Hayır. Aa, ne münasebet? Sana yakıştıramadığım şeyler kullanmaya başladın yine. Senin söylediğin şeylere önem mi vermem gerekiyor? Yani bunlara dikkat mi etmeliyim? Bu bir temenniydi. Aynı şeyi bana da yapıyorsun, o yüzden beni de ilgilendiriyor. Yo ben sana konuşmanla alakalı bir şey demiyorum ama Şükran'ın gerçekten konuşması, vik konuşması herhalde son yıllarda çok revaçta bu konuşma tarzı. Sinirlerimi bak bir dakika bu konuları kapat. Herkes farklı bir karakter edinmiş. Bilmem farkında mısınız ama ben o devirleri çoktan kapattım. Onu bırak da size bir tavsiye vereyim. Aslı bence bunu sen dinle. Önce bir Şükran'ı tanıyalım ki rakibimizi tanıyıp ona göre üstüne yüklenelim. Siz bunu kaçırıyorsunuz. Ben burada eski olduğum için bunları bilirim. Buna göre oyunun kurallarına göre oynayacaksınız. Tanıyalım mı Buse? Yani hoş geldin dedik ama konuşturmadık. Sözünün tamamlamasına izin vermedik. Şükran kaç yıldır yapıyordun bu işi? 5-6 yıldır yapıyorum. 5 mi 6 mı? 5-6 yıl. Yani 5 mi 6 mı? 6. seneme girdim Buse'cim. İyi tamam bana böyle net konuş. Ben netim zaten. Nerede çalışıyorsun peki? Kendi makyaj mağazam var, butiğim var. Sevgilin var mı? Hayır yok. Ne zamandır yok? Çok uzun senelerdir yok. Çok seçiciyim. Mesela bugünkü konsepte de gerçekten ben çok duygulandım. En büyük hayalim anne olmak. Bir sürü kedim var, kedilerimin annesiyim. Yani duygulanıyorum böyle. Çok güzel bir konsept. Sürpriz oldu bana. Yani çok mutluyum şu an. Böyle doğuma yakın bir anne adayına makyajlar yapıyorum. Çok mutluyum. O zaman sen var ya keşke Tevfik'le yarışsaydın. Onun da en büyük hayali baba olmak. Gelir gelmez o vik konuşma sesi beni sinir krizine soktu. En nefret ettiğim konuşma tarzı. Hiç benim tarzımda bir insan değil. Hadi bakalım kızlar birazdan kuaförleri alacağız hep beraber. Son dokunuşları yapacaksınız. Bir şey diyeceğim onu bunu bırakın da benim dönmemle mutlu oldunuz mu? Ben çok sevindim Buse'cim. Seni beğeniyordum gerçekten. Ben sevinmedim seninle ilgili kötü haberler aldım. Neden? Nasıl kötü haberler aldın? Serap'cığım. Belki birebir tanırsan bu fikrin değişir. Şöyle söyleyeyim. Burada ben yokken ilk haftadan birinci olmuşsun. Bunun keyfini doya doya çıkar.
Çünkü burada ilk hafta birinci olacak insan varsa o da benim. Tabii ki ama biz de demek ki hak ettik ki oyları aldık Buse'cim. Tabii öyledir. Ben böyle... Yoksa burada hak etmediğin bir şeyi alamazsın. Ben böyle zaten şımarıklıklardan hoşlanmam, üzerine konuşmam ama sen söylediğin için ona istinaden söylüyorum. Ben de gelmene sevindim Buse. Ben seni zaten izliyordum. Ben seninle yarışmayı çok istedim. Buraya gelirken de onu söyledim. Ben Buse ile yarışmak istiyorum. Aslı bugün öyle çünkü davranmadın burada ama. Çünkü burada eğer bir diş varsa senin dişin benim, benim dişim sensin. Burada bizden başka profesyonel yok. Peki ya seni de ısırırsam? Kırt yaparım, ham yaparım. Seni de yerim. Bu kızda bir pabuç gibi dil oluşmuş. Bayağı oluşmuş. Buse değil mi? Evet. O ikinci gelmesinin ona vermiş olduğu bir şeylik de var. Birazdan kuaförlerimiz gelecek. Hep beraber son dokunuşları yapacaksınız arkadaşlar. Bakalım beraber çalışmak nasıl olacak sizler için? Hazırsanız kuaförlerimiz gelsin. Arkadaşlar süre bittiği anda elinize ne varsa bırakıp modellerle ilgilenmeyi kesiyorsunuz. Son 5, 4, 3, 2, 1. Hanımefendiye sadece hamilelik yakışmış. Saçı hiç yakışmamış. Desene Keyfi Alem ve ben böyle karar verdik. Desene bu saç abiye saçı değil kot pantolon saçı. Bu ne alaka düğüne giderdi? Gerçekten çok kirli. Hatta böyle sakalı varmış gibi falan görüyorum. Yakından bakmak istiyorum. Sen öyle bir ifade ettin ki biz burada işin içinden çıkamadım. Ben çıkamadım vallahi. Sen oradan özür borçlusun. Hemen özrünü dile. Çünkü burada biz hiçbir şey görmedik. Allığın allık gibi değil de kızarmış, ateş basmış gibi görünüyor. Çözemedim. Arkadaş seninki pazara gidiyordu, bizimki düğüne gidiyor. Türk sanat müziği türkücüsü gibi olmuş. Ben şok. Şaka mı? Nasıl yani? Ne oluyor? Ben anlamadık desin. İlk defa mı böyle bir şey oldu? Kuaförüm sensin de bomba gibi değişikliklerle harika bir haftaya daha hep beraber merhaba dedik. Biliyorsunuz ki bugün kuaförlerimiz saçları yaptıktan sonra makyözlere teslim ettiler. Ve sonra ekipçe bir araya gelip son dokunuşlarını yapıp modellerin son halini de jürimize göstermeden modelleri hazırladılar. Sıra geldi değerlendirmeye. Efendim yapım aşamasında gördüler. Fakat modellerin son halini seyircimizle beraber jürimiz de görmedi. Bakalım neler düşünecek, neler hissedeceksiniz biz de merakla bekliyoruz. Öncesinde bir anlaşmazlığı da finale vardırmak iyi olur. Geçen haftanın finalinde Aslı Tayfun'un bakışlarına rahatsız olduğunu söyledi. Tayfun da ben sana rahatsız olacağın bir bakış atmadım dedi. Tüm her şey biliyorsunuz burada kayıt altında. Ekibimiz de tüm görüntüleri inceledi ve o anları ekrana getiriyoruz. Buyurun. Hanımefendinin de dudakları bugün ne kadar güzel olmuş dedirtir. Yani. Nokta. Yani nokta. Daha ne kadar noktası açabilirim bilmiyorum Aslı'cığım. Kurduğun cümlenin noktası yok. Çok noktası var. Taner'le çok ortak yanın var ya. Yani. Bence sen bana bulaşma ya. Bana sakın yaklaşma. Beraber gelin beraber. Bana öyle bir hata yapma. Beraber çok gelin. Cız olur, uf cız olur, yapma. Ay tatlı. Yapma. Ne olur yapma. Cız. Bu. Ne şöyle yaptık yapmış ya da? İşte aynen bu bakış. Ne hissettin, ne gördün, ne düşünüyorsun? Şimdi Taner'le aralarında bir anlaşamama durumu var. Hani mesela o konuşuyor, o anlamıyor falan. Öyle bir şey söz konusu evet ama benimle arasında öyle bir münakaşa yok. Bu durumda sen de Taner'le aynısın diyerek o bana o bakışı attı. Ben gerçekten buna çok bozuldum. Çok kırıldım. Özür diledi.
ve erdemlilik etti. Teşekkür ederim ama ben bu özrü o gün kabul etmedim. Bugün kabul ediyorum. Kabul ediyorsun da sen o gün burada öyle bir farklı konuştun ki, yani ben şu jüri masasında acaba dedim bu adamcağız, bak kendi kendime hep fikir yürüttüm, tehditkar mı baktı? Yani aklıma bir sürü şeyler geldi. Allah'ın eğer benim bu masada bu aklıma geliyorsa ekrandaki seyircinin aklına kim bilir neler gelir. Çünkü senin ses tonun, göz ifadelerin ve karşıyı o kadar etkileyici konuşman var ki o etki hepimize yayıldı. Ben çok etkilendim mesela. Dedim ki bu adam hangi bakıştan baktı diye. Adamcağız burada sana hiçbir şekilde bakmamış. Bence o oradan normalde de bana öyle bakıyor. Şöyle ellerini koyup böyle bakıyor adamcağız. Onun tarzı bu. Bir daha... Bence sen ona özür borçlusun şu evet, anda. Sen öyle bir şey yok. Evet, aynen şöyle, öyle. Şöyle alıngan bir yapım olduğu için o alaycı bakışından rahatsız oldum, bozuldum. Şimdi bak alaycı bakış diyorsun. O zaman o gün alaycı bakış diyecektin, değil mi? Sen öyle bir ifade ettin ki biz burada işin içinden çıkamadım. Ben çıkamadım valla. Dedim bu adam ne yapmaya çalışıyor acaba? Böyle böyle tekrar tekrar etmek istemiyorum o kelimeleri. Herkesi buna sürükledin sen ve dediği gibi Ayşegül de sen oradan özür borçlusun. Hemen özrünü dile. Çünkü burada biz hiçbir şey görmedik. Hiçbir şey. Ben de görmedim. Her zamanki tavrı. Bir de kalkmışsın burada diyorsun ki benden özür dilesin. Tamam diledi, anlaştık diyorsun. Niye diliyorsun ki? Sen de bir tuhafsın he. Niye diliyorsun? Kendinden emin değil misin? Eminim aslında da. Eminsin aslında. Ne demek bu? Karşındaki bir bayan diyeyim. Hayır efendim, bu ülkede eşitlik var. O itamı kabul etmiş oluyorsun. Evet. Sen de özrü kabul etmedin diyorsun. Onun için ama kalk ve özrünü dile herkesin önünde. Bütün seyircilerin önünde özür dile. Öyle bir itamda bulunduğun için. Ayıp. Yoksa sosyal medyandan seni çok rahatsız ederler. Onu da sana söylüyorum. İtamımın üslubundan dolayı özür dilerim. Ama şimdi tekrar izlediğimde, hatırladığımda o alaycı bakışından rahatsız oldum. Eğer seyirciler bunu yanlış anladıysa, benim uslubumdan kaynaklı. Önce seyircilerden, sonra senden özür diliyorum. Ama onun da hani o kızgınlıkla doğru ifade edememesi normal yani. Burası gergin bir platform. Ama bir şey yok. Çok tamam ondan yok be. Ama o anda o öyle psikolojinin içinde öyle bir şey anlamış olabilir. Hayır, burası yani. Çok o da çok genç bir kız, tecrübesiz. Ne diyorsun Tayfun? Yani ilk hafta herhalde tanımadığı için veriyorum. Çünkü ben kendim biliyorum, hakikaten biliyorum. Uzanmasın, uzamasın diye de hani üzerinde gitmek istemedim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yani samimiyetle alıyorum şu an. Bence yanlış anlaşıldı ya. Ben bu konuyu uzatmak istemiyorum. Sadece oradaki kızgınlığım şey, hani o bakıştan altında başka bir şey çıkarmış gibi bir şey oldu. İyice sinirlenip böyle bir hareket falan yaptım. Onu hatırlıyorum ama sonrasında yaptım. Bu bakışlarım gerçekten benim normal. Bunu bana çok söylüyorlar. Bunu özellikle falan yapmıyorum. Bu artık bende bir oluşmuş yani. Bundan alınmanı istemem. Ben genel olarak Taner'e olan bakışını o şekilde gördüğüm için bana yansıttığında bozuldum. Ben orada Serap'a dedim ki ya Taner beni anlamıyor falan filan deyip üzerine gittim. Hatta biraz da böyle mübalağa ettim. Yani hoşuma da gidiyor onun bazı şeyleri. Anlama işi bazen ve hoşuma gidiyor. Ve bizim de hoşumuza gidiyor. Nasıl hoşuma bir bakışsa gitmesi... onu tekrar alalım mı son olarak? Tatlıya bağlayalım mevzuyu. Aha. Çünkü gergin anlar başlayacak zaten. Ha şöyle baktım ya. Gözlüğüm de vardı. Şöyle az önceki gibi şöyle. Şöyle filan i̇şte yaptım. İşte aynen bu. Evet. Tamam, bir daha öyle bakma o zaman. Şimdi sen de o his yanlış olmadığın için öyle geçmedi eğer herhalde yanlış, sana. Yanlış anlattıysam özür dilerim. Kimse yanlış anlamasın. Aferin. Bahsettiğim şey buydu. Alkışlayalım bu medeni hareketi. Böyle şuradan böyle bir ok atasım geliyor. Yapma, yanarız. Sen de ne alkış meraklısın. Olsun ama şimdi. Yok ben de mesela ben hani Aslı'nın böyle anlamasında ben çok normal karşıladım evet, atmosferde aslında. Tatlı bağlı, tatlıya bağlandı. Sıra geldi en gergin ve en heyecanlı anlara. Bugünün ve bundan sonranın sürprizi. Efendim, saçlar ve makyajlar bitmiş halde. Kostümlerle ilk defa podyumda göreceğimiz andayız. Hazır mısınız? O zaman ilk olarak Taner ve Aslı'nın modeli Tuana Su Akın gelsin. Kapansın, Tuana kendine baksın. Ne
saç bu ya? Hamile saçlarında hep böyle bir örgü, bir kurdeleler takıyorlar. Hayır hayır yok. Buradakiler diyorum. Buradakiler diyorum. Yarışmacılar hep hamile konseptinde örgü ihtiyacı. Nasıl buldun? Nasıl hissediyorsun kendini? Aa. Çok heyecanlı olduğunu görüyorum. Evet. Çok beğendim. Yani sadece rujda belki böyle bir tık farklı bir renk olabilirdi. Onun dışında mükemmel. Kendine uygun bulmadım. Sadece rujda böyle bir tık daha açık olabilirdi. Onun dışında ben çok beğendim. Çok koyu ruju ya. Çok koyu. Gözü turuncu, dudağı kahve. Nasıl buldun Hasan? Öncelikle hanımefendiye sadece hamilelik yakışmış. Saçı hiç yakışmamış. Çok ayrımı bana göre yanlış yapmışsın. O topuzdaki o tülermeler falan çok daha temiz olabilirdi. Bir biryantinle destek alıp, sprey kullanıp. O örgü de çok sıkı. Çok çok sıkı. Ha, birkaç tane daha örmüş olsaydın yine tamam ama modelin yüzünü daha da küçültecektin. O da yanlış bir tercih olurdu. O yüzden örgü bence hiç yakışmamış. Örgü keşke hiç yapmasaydın. Bir de maşalar çok çabuk bozulmuş. Düğün salonunun girişinde. Zaten zor yürüyor karnı burnunda. Düğün salonunun girişinde o saç dümdüz olur. Herkes de aa çok kilo almışsın. Aa doğum ne zaman diye moralini bozar. Ne eğlenir ne bir şey. Geri gelir eve. Ne yapmamı bekliyordun? Bukle bukle mi yapayım senin yaptığın maşalar? Yani gibi? Bukle yapsaydın ben bukle yaptım. Neden yaptığımı da açıklarım da. Yaptım. Açık dalga ben yaptım. Senin saçını, senin saçını yorumluyorum. Çok doğal bu. Yani sadece hamile değil bütün genç kızların öyle yapıp sokağa, pazara, okula her tarafa gidebileceği bir ya saç yapmışsın yani. Bence çok acımasız davranıyorsun. Şimdi yani modelin yüzü çok küçük. Böyle biraz kabarık yapmak istedim yani. Hani buradaki şeylerde, örgülerde kendisine çok yakıştığını düşünüyorum. Yani örgüyü niye yaptın? Niye yaptın? Bir açıklaması var mı örgünün? Neyi? Örgüyü niye yaptın? Böyle çünkü bir tasarım tasarladığım için. Bir şey var yüzüne gelmesin onunla uğraşmasın diye. Ben de oradan küçük bir örgü yaptım yani. Bunda ne var yani bu kadar eleştireceğin? Yani saçı göbeğine kadar uzun değil yani. Olsun. Rahatsız olmaz bebek. Yüzüne geliyor sonuçta düğüne gidiyor. Göbüş saçtan rahatsız olmaz açık da kalay değildi. Desene keyfi alem ve ben böyle karar verdik. Desene bu saça bir saçı değil kot ben pantolon. Ben böyle yaptım. Söyledim bu kot pantolon saçı. Ben böyle cin yaptım Hasan'cığım yani. Ben beğenmedim yani örgü seçimin sen çok yanlış. Sen beğenmeyebilirsin gözünü ama ben daha böyle yaptım. Ben yani neyi bulmadım. Kötü onu anlamadım. Yani düğünlük yani. Bir hamile hanımefendi düğünlük olmamış yani. Yani ben oraya gerçekten kuş da koydursam sen yine beğenmeyeceksin Hasan. Betül sen ne düşünüyorsun? Modelin yüzüne ve konsepte uygun olmuş mu sence bu saç modeli? Ben parti kızı görüyorum. Evet ben de hamilelik geçirdim. 64 kiloyla doğum yaptım. Yüzüm bu fizikten daha zayıf olmama rağmen şişti. O yüzden önleri kesinlikle bu kadar geriye olmamış yani. Ne yapıyordun? Temiz taramaya ben bir şey demiyorum kesinlikle. Çünkü dalgalı kabarık bir saç yapmışsınız. O konuda bir şey diyemem. Güzel olmuş o konuda. Ama bu saç bir hamile saçı değil. Ne saçı? Yani parti kızı saçı yani. Yani böyle ya zaten ensen terliyor hamileyken. Ben bunu yaşadım. Sen hamile olmadığın için... Ben bunu yaşadım. Ensen sürekli terliyor. Zaten karın buradaysa en az 6 ay. 6 aylık bir insan da zaten yürümekte zorluk çekiyor. Ne kadar zayıf olursa olsun yüz şişiyor, el şişiyor. Bir de kalkıp saçı da kabartırsan oldu sana parti kızı yani. Bu onu rahatsız mı ediyor? Tayfun sen nasıl buldun? Konsepte ve modelin yüzüne uygun mu? Arkadaşlara katıldığım yerler var. Hasan örgünün sorunu olduğunu söyledi. Katıldığım yerler var. Ayrım çok net değil. Taner de örgü yaparak daha genç ve dinamik gösterdi. Hani yaşının evet. Genç olduğunu falan söyledi. Ona da katılıyorum. Size de katıldığım yerler var. Şimdi çok tuhaf birisi. Çok tuhaf, çok. Böyle senaristlere benziyor, yönetmenlere, ressamlara. Dalgaların o dokusunun olması, karışma durumunun, o hafifliğin uçuşu hoşuma gitti. Ama fazla yoğun ve bir basılmış, yani bir enerjisini yüksek, aydınlık göremedim. Genç bir bayan, ya hanımefendi, genç pardon. Genç bir hanımefendi şey değil biraz daha fazla yukarı almanı isterdim hem o ter meselesi yüzünden hem de biraz daha böyle yukarıda görmek isterdim yani yukarıda, ama bu dalgada değil bu dalgayı yukarı aldığın zaman biraz tabii örgüyü daha belki önde filan tutabilirdi geniş o bizim açtığımız var ya daha romantik bir şey yapabilirdi kostüme daha uydurabilirdi olabilirdi ama... Evet olabilirdi yani ben söylüyorum yok diyor oturlayınca olabilirdi diyor. Şey alt tarafı çok yoğun buldum arkadaki o uzunluğu da anlam veremedim yani bu getirdiğin yerde arkada bir kare filan oluşturmuşsun ya. Aslına katılıyorum. Ayrım doğru değil. Örgüye şu bakışta anlam veremiyorum. O uzunlukta da çok
Yani oradaki amacın ne onu anlamadım. Onu... Ya arkadaşım yani siz hiç böyle modeller görmediniz mi yani? Görmedim, sana soruyorum. O tepedeki işte, diye... Yani görmediniz vallahi. Sana soruyorum, görmedim. Yani örgü yapılmış şurada, biraz daha kabarık olsun diye hacim verdim, orayı topladım. Bunda ne var yani, bu kadar eleştirdiniz yani. Sence çok kötü, eleştirilecek bir saç yok ortada bu kadar. Hepiniz birbirinize girdiniz. O at kuruyu gibi yer doğru mu? Hani beni mi bekliyordunuz? Konuşmak için beni mi bekliyordunuz? İşte burası çok uzun, burası çok basit. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sen her zamanki gibi anlamıyorsun. Hasan yine translate yapar. Bunu anladım. Hanımefendinin muhteşem bir yüzü var yani. Bak, göz hatları, burun. O benim muhteşem bir yani. Yapmış olduğum saçla beraber yansıdı yani. Siz bunu göremiyorsunuz. Ya bilmiyorum, çok yığılmış gördüm ben. Çok yığılmış gördüm. Anlamıyorsak. Yığılmış yani, böyle hepsi üst üste gelmiş. Serapcığım, nasıl buldun? Modelin yüzüne yakışmış mı? Gerçekten yüzü çok güzel, hatları çok güzel. Ruju kesinlikle beğenmedim ve uyumlu da bulmadım. Allığın allık gibi değil de kızarmış, ateş basmış gibi görünüyor. Keşke onu biraz daha toparlasaydın. Gözleri hoşuma gitti. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Şükran, sen nasıl değerlendiriyorsun? Çok ağır bir makyaj. Yani... Hamile kadın makyajı değil. Göz mü, dudak mı, ten makyajı mı, nesini ağır buldun? Göz makyajı. Yani zaten Aslı da kabul ediyor. Allık evet, yanakları kızarmış gibi, sanki ağrısı var, ateş basmış. Of of diyor. Ben onu öyle görmek istedim. Resmen ben buradan mor görüyorum. Olmamış. Yanlış görüyorsun canım. Niye yanlış göreyim? Morumsu görüyorum. Yanlış görüyorsun. Elbisenin rengiyle hiç alakası yok. Ben olsam onun yanında hayatta siyah giymezdim. Değil mi? Şimdi tonlama bak, yanlış. Hayatım ben eğer hepsini pastel yapsaydım bu boğardı onu. İyi de ama normal bir hanımefendi bir yerde, değil ki bu. Bir yerde bir farklılık hamile yapmam bir gerekiyordu. Ben bunu nerede şiş yapabilirdim? Dudağında yapabilirdim. Böyle karar verdim çünkü. Katılıyorum. Ruj renginde katılıyorum. Daha farklı bir renk seçebilirdim. Fakat makyajı ağır bulmasına ne diyorsunuz? Ağır bulmasın. Zaten düğüne gidiyor bu kadın. Tamam, düğüne gidiyor ama ben gitmiyorum. Betül gitmiyor düğüne. Hamile bir kadın gidiyor. Tamam, hamile bir kadının... Hamile bir kadın nasıl makyaj yapar? Daha mı doğal yapar çünkü demek istiyorsun? Çünkü eli yüzü şiş. Şimdi şöyle, yeterler. Ben cildini kapattım. Gerekli şeyleri yaptım sadece. Böyle uygun zaten gördüm, böyle yaptım. Yok ki. Sen ne diyorsun bize? Far rengi aslında çok güzel bir renk. Ona da yakışmış ama bu kıyafetin rengi değil. Ve onu alt göz kapağının altına, yani alt tarafa sürmen... onu yorgun göstermiş. Çünkü sarı alt tonlu ve o sarı türevi renkler daha yorgun gösterir. Onun göz içine bir siyah geçip altına tekrar aynı rengi devam ettirseydin daha net ve canlı bir görünüm olurdu. Dudak rengi olabilir ama bu farla değil. Bu farı da yapıyorsan dudağı nude kalmalıydı bence. Bu dudak biraz daha marjinal renklere kaçıyor. Marjinal renklerin ilk en açık tonudur aslında. Ve daha bebeksi bir kız olduğu için bu dudak ona yakışmadı bence. Allık konusunda da güldürüp yaptığını söyledin ama bence o gülerken sen o fırçayı dikine sürdün. Çünkü aşağı çekmiş olsaydın, yaydın evet. Aşağı çekmiş olsan daha böyle tatlı bir ifade bırakırdı suratında. Kontür şeklinde sürdüğün için bak mesela şuralarında hiçbir şekilde yok. Güldüğü için orası çukur olmuş, oraya fırçan değmemiş bile. Allık şeklinde sürdüğün için terlemiş gibi bir ifadesi var. O ve... terlemişliği de ıslak highlighter kullandığım içindir. Yok, ben terlemişliği o kızarmaktan bahsediyorum, ıslaklıktan değil. Ve saç toplama şeklinden dolayı alnı çatı gibi olmuş. O alnını sadece biraz kontürlemeni beklerdim. Yani o saçın oradan alınması bence yanlış. Saça karışmam normalde. Ama zaten çok güzel bir kız. Yani evet, ne yapsan yakışırdı. Aynen öyle. Evet, sadece daha öyle dikkat etmen gerekiyor. Kafan karışıkmış gibi bir makyaj çıkarmışsın. Peki, puanları yaz. Onlara bir verelim. Bir. Saç çok sevmedim hayatım. Aynen. Makyajda da kusurlar var. İki. Sen bilirsin. Sen bilirsin. Ve Adnan Serter, bakalım. Saçı nasıl oldu? Taner bugün çalışmasını yaparken hem doğru hem yanlışı birlikte yaptı. Evet, hamile hanımlarda vücut büyüdüğü için dökülen saçların olması ne kadar kilolu olduğunu gizlemek için iyi bir enstrümandır. Gizler yani. Ancak Betül'ün de söylediği gibi vücut ısısı fazla olduğu için de terleme kısmı da çok fazladır. O yüzden hani bir doğru bir yanlış olmuş oldu. Biraz hani daha azalsaydın
özellikle ense kısmı biraz yukarıda toplama olsaydı daha iyi olurdu. Ki ben de benzer bir çalışma yaptım. Enseyi kaldırdım ben de. Öndeki o örgü bu yaşta bir anne adayı için güzel bir enstrüman yine. Ama o kadar acayip yamuk ayırdın ki burası yandan mı ortadan mı nasıl bir şey, onu anlamadım. Yani bunu nasıl görmedin? Hani el yordamıyla bile yapmaz adam bunu. Ben şu konsepti gerçekten sevdim ama dediğim gibi keşke enseyi biraz havalandırsaydın. Şu aradan ışık geçiyor falan filan, o kadar takılmıyor. O at kuyruğu biraz tepeden gelmeli. Genel olarak iyi bir saç. Teşekkür ederim hocam, çok sağ olun. Ayşegül'cüğüm, makyaj nasıl olmuş sence? Makyaj normalde 20 yaşında bu hanımefendinin kullanabileceği bir makyaj olduğunu düşünüyorum günlük hayatında. Ama hiçbir hamile kadın bu rengi seçmez. Yani çok yakışmış, evet, gözlerine diyorum ya, normalde kullanabilir ama hamile bir kadın bunu seçmez. Bu kostüme ne alaka? Yani böyle bir güzel bir şampanya rengi bir far sürebilirdin. Çok onu böyle gün içinde tazelemek zorunda kalmayacağı. Çünkü bu renkler çok baskın. Aktığı zaman tazelemek zorunda kalacak. Terliyor, ateş basıyor filan falan durumları. Rujun rengini asla sevmedim. Allığı da çok küçük bir fırçayla sürmelisin. Çok küçük bir yüzü var modelinin. Bir de lütfen şu kaş olayına bir eğilmen gerekiyor artık. Kaşları yani eşitleyemiyorsun. Orada bir sıkıntı var. Bak kaşa, kendini de görüyor musun? Neresinin eşit olduğunu görmüyorsan zaten yandık vay halimize. Gördün değil mi? Lütfen ona dikkat et. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Muammer Ketenci, saç, makyaj ve kostüm uyumunu nasıl buldun? Ay, bugün şu gözlüğü çıkarayım, hava atacağım diye etrafı kör görüyorum. Hiçbir zaman hamile anne hiçbir şekilde kilosundan üksünmemiştir. Ben daha üksünen bir anne görmedim. Ne olmuştur? Ateş basmıştır. Senin söylediğin gibi ensesinde. Şu saçı ya evinde temizlik yaparken yapıyor ya da bakkala inip ekmek alırken şuradan toplayıp buraya bu kuyruğu koyuyor. Bu ne alaka düğüne gider de? Hamile kadın kolları ve elleri hariç dikkat edin her yerde. İri takılar asla kullanmazlar. Neden? Bak Tuğan'la mesela şu an 20 yaşında ama bu piyesi oynuyoruz burada. Şu an sahip oluyor ona. Farkında mısınız? Tutuyor, üstten tutuyor. Allah onlara bu içgüdüsünü vermiş. Bak olmasa bile orada o şişlik var, kendini gayri ihtiyar ona itiyor. Anne buralarında iri takılar istemez, bebeğine zarar verir diye. Hamile anneler her zaman kulaktaki iri küpeleri, boyundaki iri aksesuarları severler düğünlere gittiği zaman. Ve enselerinin açılmasını evet kabul ediyorum ama bu şekilde ense değil. Mesela dağınık topuzları ya da at kuyruğunu, anladınız mı? Onları tercih ederler. Ben bu saçı hamile annelerde sadece dediğim gibi ev temizliğinde görüyorum. Onun dışında da bir hamile, çünkü giydiği kıyafete hiç önem vermez hamile kadın. Onun için önemli olan büstüdür. Unutmayın, büstü. Ona böyle robadan godeli bir elbise bile yapsanız, önü kısa arkası uzun bile olsa hiç aldırmaz. Ayağındaki rahat ve şık ayakkabısı ve üstteki büstteki takıları ve saçı önemlidir. Her yerde öyle gider, o kirpiklerini bile takar. Onun için hani o saç şöyle olmuş, böyle olmuş bilmem ne, bunlar hep palavra. Ben bunlara asla inanmıyorum. Makyaj zaten komedi. Komedi. Bir daha o masadan buralara, yok buraya far, bu renk, bu bilmem ne diye sorma. Seni buradan bir uçarım, anladın mı? O söylediğini senin suratına sürerim bu sefer. Anladın mı beyefendi? Anladım. Bir daha konsepti bil, düşün. Bu kadınlar nasıl yaşar? Birkaç örnek al. Bak doğurmuş. Doğuranlar vardır burada. Bir sor. Nasıldı? Ne yaptınız? Ne ettiniz? Sordum aslında. Yok, çok sordum. Sormayacağım. Yani. Sadece ne yapın? Buraya çıkın. Yok, gerçekten bir çok araştırdım. Değil bu kadar. Car car car. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Ayağına sağlık. Yarın görüşmek üzere. Teşekkürler. Betül ve Şükran'ın modeli Emine Kaya gelsin.
kapansın, Emine kendine baksın. Ne hissediyorsun? Nasıl buldun? Ya makyajımı beğendim de ama saçım çok özensiz gibi duruyor. Ya. Ya da bilmiyorum. Saçını özensiz mi? Evet. Şuradan saçmış. Düşmüş. Fethedersiniz şöyle. Düğüne gidiyorum, hamileyim diyorsun, saçım açılmış diyorsun. Çok kötü enerji şu an. Makyajını yüzüne yakıştırdın mı bu renkleri? Evet, makyajım olmuş. Hani kıyafeti de ayrıca uymuş hani. Yani yüzüme de yakışmış ama onun dışında saçlarım bilmiyorum. Çok özensiz gördüm. Tamamıyla saçı bu. Saçını özensiz bu. Sen nasıl buldun Taner? Gözde Hanım. Sinirliyim. Yani benim modelimi yerden yere vurdu. Bu nedir? Yo, şu nedir? Bu nedir derken. Allah'ını seversen şunu. Düşmüş ama bak dalgalar düşmüş. Ben istemem ya, bahane mahane istemem tamam, yani. Tamam, seninki tamamen düşmüştü. Ben istemiyorum yani öyle düşmüşmüş olayla. Sen de benim modelime dedin ki şura şöyle olmuş, bura böyle yo, olmuş. Yo, ben dedim tüyüne görüntü. Allah'ını seversen şu şeyler. Yo, ben düğüne gidiyor, düşmemesi saçı lazım. Çok sağlam olması kesinlikle lazım. Kesinlikle yani sonuçta hamile yani hamile, tamam hamile diye. Ne olacak? Düşebilir mi olacak? Yo, düşmüş bir tane yer sadece. Bir tane düşmüş. Ben kabul etmiyorum o bir taneyi. Yo, çok güzel olmuş. Şuradaki Allah'ını seversen şu özensiz. Bak bak, tokalar bile çıkmış. Görüyor musun? Düşmüş bak, düşürmüş. Bak düşmüşü kabul edemem. Daha bu şey. Sen çok rahat, hemen bir maşa daha yapmışsın, kadın, dağıtmışsın. Daha bu, ya al beni boşver şu an, gönder. Seni şey yapıyorum ben. Tamam. Eleştiriyorum şu an. Şu an ben seni eleştirdiğim tamam, için. Tamam, şu an ben seni eleştiririm. Beni tamam. Dinleyeceksin. Harika yorumlarımla. Aha, özenti. Şuradaki toka çıkmış, görüyorsun. Tamam, düşmüş. Ve bu bayanın elbisesi boynuna kadar olduğu için sen bu saçı buraya getirip de kapatmaya yan hiçbir hakkın yok. Yan o yan. İlk önce sen de bir araştır, bir bak. Yan. Buradaki saç şu olaya biz böyle kuaförler şeyden malzemecilerden lastik saç alırız böyle tuttururuz böyle tokalı tuttururuz. Aynen o şekilde olmuş yani. Ya süper olmuş. Şu şeyler olur ya, keselenme şeyleri olur böyle. Aynı onun gibi olmuş. Bir döner misin böyle? Harika olmuş. Benim örgüye laf söyleyecek en son insan sensin. Sen şuradaki örgünün şey şeyine bakar mısın? Karışık karışık. Ama saçı yağlıydı bayanın. Bak örgüyü yapmışsın. Yıkayamam, örgüyü zamanım yoktu. Örgüyü için yağmağı kabul etmiyorum arkadaşım. Niye yıkasaydın yağlı o zaman? O saç sana gelseydi bak, dakikam yetmezdi. Bir de ne sunmuşlar? Arkana bakar mısın? Dakikayı etmezdi. Zamanım vardı, yapardım. Zamanım yoktu o kadar. Şuradaki örgülerine bakar mısın? O kadar özentisiz gibi onun aralarına tokalar koymuşsun. Ben örgüyü açmak için onları koydum zaten. Böyle bırakamazdım seninkisi gibi sıkı sıkı. Şuradaki gelir misin bir? Lütfen oradan sonra gel. Şuradaki hep beni yanına çağırıyor, çok sevdi beni. Şu örgünün altındaki, yok oradan göremiyorsun, evet canım, ya. Evet söyle. Şuradaki tokalar ne? Bak, evet bak, ben bak, onları bak açtım bak böyle, görüyor bak, musun? Bak ince filketelerimiz var. İnce onlardan zaten. O ince alttan mi, kalın mı o? Bak kalın bir. Senin bak, gözüne tamam, yarın gözlük getiriyorum. Tamam bak bak bak, kaçma kaçma, gel daha hataların çok var, kaçma, nereye gidiyorsun? Ben seninkini böyle nereye eleştirsem gidiyor zaten seninki yüzüm ortadaydı. Kızardı. Ben yüzüm kızardı. Ben solaryuma giriyorum, normaldir. Sen de şimdi buraya geldin dedin ki Allah Allah ne yapmışım ben ya. Yo hayır bak, burası düşmüş. Savunma. Bak burası düşmüş. Bak düşmüş, şuradakiler ne? Düşebilir. Ben zaten düşmeyi salaş çalıştım. Ya. Ben salaş çalıştım. Salaş mı? Evet salaş. Bence sen bayağı bir salaş çalışmışsın. Bence hiç sen çalışma. Sen bayağı bir salaş bence çalışmışsın. Bence çalışma. Ben sana tavsiyeni ben sana tavsiye ben sana tavsiye vereceğim. Sen dur parti kızı yapmışsın, ben hamile bak, saçı gel yaptım. Yine gidiyor Allah'ım ama ya. Ama ne yapacağız seninle yani? Hep seni mi dinleyeceğiz biz? Dinleyeceksin. Sen bana takmışsın kafayı. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Gel gel buraya bak. Bu saçla evet. Bu saçla sen bence git konuş. De ki beni bu hafta eleğinde. Sen o saçla elenmen lazım. Partiye git ondan sonra yani da şu cuma günü. Ya, böyle bir saç partiyede yağlı modelini de al. Sürdün. Hayır zaten kafası yağlıydı. Kafası söyler yağlı misin kendi saçının yağlı olduğunu normalde? Elin altında da yağlı kabul ediyorum. Etmiyorum. Bile yağlı. Ben de senin saçını kabul etmedim zaten. Ben de senin saçını kabul etmedim. Tamam sen benimkini, ben seninkini. Şu an ben seni eleştiriyorum. Ben de seni eleştirdim. Senin hakkın bitti. Senin de hakkın şu an bitti. Şimdi de senin bitti. Şimdi de senin bitti. Aynı anda konuşursanız ne dediğinizi anlayamıyoruz arkadaşlar. Ama takmış bana yani. Şu anda ne söyleyeceğini şaşırıyor. Ne yapsın? Böyle modeli görürsem böyle takarım tabii. Sinirlenirim yani. Sen benim modelimi eleştirirsen sen kendi kendi modeline tabii bak. Tabii ki de eleştireceğim. Daha bayan gitmeden biraz oynatır mısın saçını? Döner misin? Bak 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 bak. Seninki oynadığın anda bitti. Oynattıkça düşüyor. Bu bayan kalkıp oynamayacak mı? Oynasa da salaş olacak. Yine salaş olacak. Arkadaşım beğenmedim. Berbat. Ben de seninkini beğenmedim. Berbat. 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 O böyle ağzını mağzını geveleye geveleye de benimle konuşma. Ben konuşuyorum. Benim tarzım bu. Hasan ne diyorsun?
Şimdi öncelikle Betül Hanım hoş geldiniz. Ne gereksiz gereksizler ya. Allah Allah. Örgüsüne laf söylediniz. Sizin örgünüz... Ben önde oluşla söyledim. Ben bir bitireyim. Bitireyim isterseniz. Sizin örgünüz de çok etik olmamış. Çok daha düzgün bir örgü değil. Çok ciddi bir çalışma yok. Yani maşalar daha düzenli olsa ya da yaptığınız saç niye yanda? Kıyafet yan olsa tamam. Daha temiz, daha düzenli, daha temiz bir çalışma beklerdim. Valla zamanla yani alakalı ağzınızın ilk günüm. Yani ağzınızın laf ama yaptığı kadar elinizde iş yapsaydı eminim yüksek puan alırdınız. Yani. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Tayfınıyorum. Saygın bana. İçin. İlk günün hattına çok bir şey demeyeceğim ama eleştireceğim. Önce hanımefendiye bir şey söylemek istiyorum. Saçınızı çok sık mı yıkıyorsunuz ya da sıcak suyla mı? Çok sık yıkama mı var ya da çok sıcak su mu kullanıyorsunuz? Yani şöyle bir şey. Eskiden hemen hemen her gün duş alıyordum. Hani saçlarım çok yıprandı. Hani mesela fön çekince ya da bir maşa yapınca aşırı derecede elektrikleniyordu saçlarım. O yüzden hani biraz ara verdim açıkçası. Çok yani. Sıcak su mu var? Yani. Ya şimdi ben girer girmez kendileri de konuştular, şahit de oldum. Ama o yağlanma problemini ben saçta görüyorum. Onun aşırı sıcak suya da çok sık yıkamayla alakalı olduğunu düşünüyorum. Onu yağlanmaya karşı şampuan falan filan almaz. Gün aşırı yıkayacaksınız. Pudra verebilirim yağlanma için. Ya şampuan ya da pudra kullanacaksınız geçici olarak. İhtiyacınız olursa alabilirsiniz. Yok, şimdi tamam. Saça gelirsek biraz ezber çalıştığını görüyorum. Kostüme uyduramıyorum. Yana taşımış olursan kostüme uyduramıyorum. Şu uçlardaki açıklıklar var ya bu tür koyu zeminde avantaj oluyor topladığın zaman. Onu çok iyi kullanamadığını görüyorum. Sadece tek düşmüş beğendiğim ama. Şuradan bir iki düşüş var ya. Şu evet. Sağ tarafında bir iki düşüş var ya. Oh! Yani onun harici ne kabarıklığı, ne ayrımı, ne yan alman, ne dağınıklığı, ne enseye düşürmen, ne basıklığı hiçbir hoşuma gitmedi. Çok özür dilerim. Yani eleştirmek sanırım. Teşekkür ederim. Bayan bile dedik ya şimdi bayan geldiğinde hamile bir bayan geldi bizim müşteri olarak. Bayan geldi. Değil kadın. He. Manken özür değil dilerim. Model. Özentisiz değil özensiz. Tamam. Tamam. Çıbık değil çubuk. Ne dedi? Modelimiz bizim dükkana geldiğimizde, müşterilerimiz geldiğinde ne yapıyoruz? İlk önce onlara soruyoruz değil mi? Nasıl bir model istiyorsun falan diyerekten. Bu modelin istediği... Zaten modelin istediği bir şeydi bu. Modelin istediği bir model mi? Senin evet, istediğin topuz, bir model mi? Ben salaş çalışacaktım. Ama bak, topuz modelin istedim. Ne dedi? Ne dedi? Topuz yanlığı sevmedim dedi. Güzel olmadı dedi. Açık dedi. Yani değil kendisi mi? Öyle topuz dedi. İstedi ama. Yani topuzu ben istedim ama açıkçası çok şey olmuş. Düşmüş şey, ama. Düşmüş yani bayağı açılmış. Aynen. Sen kabul eder misin peki böyle bir modeli? Asla kabul etmezsin. Teşekkür etmediğini söyledi zaten. Zaten dakikayla yarışmıyorum devam ben dükkanda. Edeceğim. Cevabını aldın. Sus. Şimdi amaç saçta, makyajda genelde yüzü ovalleştirmektir. Hanımefendinin alnı dar. Üzerine bir de saç dökülüyor. Alnı tamamen yok ediyor. Alnı biraz aydınlatıp yüzün alt kısmına, yanaklara daha gölgeler yapabilirdiniz. Buruna yapabilirdiniz. Ruj renginden hiç hoşlanmadım. Çok çiğ duruyor. Sağ kirpik de kalkmış. Kimsenin yüzü mükemmel değildir. Bizim tabii ona ki. Göre çalışmamız gerekir. Saçta da böyledir. Uygulamayı zaten siz biliyorsunuz. Hamile kadını baz alarak yani hani bu şekilde düşündüm. Bu şekilde uyguladım. Eli renksiz düşüş. Mi? Ya hayır yani çok cap canlı canlı bir makyaj hamile bir kadını tercih edebileceği bu, bir makyaj türü değil. Canlı makyaja girmiyor bu. Çok kirli duruyor ya yüzü çok kirli. Bakar mısın fondötene ya? Çok natürel ama. Çok normaldir. Herkeste vardır ve dediğim gibi yüzün alt kısmı zaten geniş. Alın dar, yüzün alt kısmı geniş. Biz burayı dengelemeliyiz. Makyaj bu. Hani temelinde bu var. Buse sen neler diyeceksin? Ben cildine bakamıyorum bile çünkü o şeyi kullandın değil mi? O en yüksek kapatıcılı olan. Yok hayır. Ne kullandın fondöteninde? O fondöten nasıl bir fondöten biliyor musunuz? Yani, çamur. Çamur. Dağıtamıyorsun. Kalın. Böyle gitmiyor fırça suratı sünger. Suratı küllü gibi zaten. Küllü gibi işte. Aynen öyle. Şunu çok az. Şuraların sağlığına, diğer yere tato kapatıcısı açık rengini resmen. Kullandım, koyu tonunu kullanmadım. O resmen tato kapatıyor tamam. Yani. Ben dövmelerimi yeri geliyor, ama onunla kapatıyorum yani. Ama şimdi sen onun gramajına göre ayarlayabiliyorsun. Tamam, ben de dövmemi kapatıyorum. Harika yorumlarımı tamam. Bölmez misiniz? Anladım zaten onu kullandığını. Çünkü belli bej duruyor suratı. Tamam o da kadar ama hamileyi bu kadar ki. Çok yoğun bir kalıp gibi yok, porselen hayır. Bir cilt yapamayız. Çikolata, teni çikolata renginde aslında. Yani daha sıcak kahve ama sen... O fondöteni yanlış tercih ettin.
İlk günün azizliğine veriyorum. Bu makyajla seni eleştiremem. İlk günün heyecanı da olabilir. Kirpik çıkmış mesela. Ya saç nasıl düştü? Kirpik de düşmüş olabilir yani. Yani düşmemesi gerekiyor ama ilk gün yine bir şey diyemiyorum. Dudak rengini, alt tabandaki rengi hiç sevmedim. Ama lip gloss kullanma fikrin çok iyi çünkü küçük dudakları olduğu için lip gloss'la onu daha geniş göstermeye çalıştım. Bu fikir güzel. İlk güne nazaran seni bu kadar eleştirebilirim. Teşekkür ederim. Sen apayrı bir dilde konuştun yani, yemin ediyorum. Hiç alışık olmadığım bir dil. Hiç görmedim yani. Aslı, nasıl buldun makyajı? Öncelikle ellerine sağlık. Cildi gerçekten çok kirli. Hatta böyle sakalı varmış gibi falan görüyorum. Yakından bakmak istiyorum. Böyle cildini bir de görürsün o zaman arkadaşım. Bu uzaktan sakalı varmış da sen o sakalını kapatmaya çalışmışsın gibi görünüyor. Kirli duruyor. Kirli duruyor. Yorumlarımı bölme, rica ediyorum. Evet, çok güzel. Kaşları çok yamuk görünüyor. Bak yorumumu bölme. Ben, yorumumu bölmez misin? Modelimiz sorduğunda dedi ki 9 aylık hamileyim dedi. Seninki gibi 6 aylık demedi. 9 aylık hamileyim, her an doğuma gidebilir. Allı pullu zaten olamaz. Çok aydınlık, taş gibi. Yani düğünde doğuracağını falan mı söylemeye çalışıyorsun, anlayamadım. Hayır, yani çok ağır kalıp gibi, evet. Şimdi kalıp gibi makyaj yapmak istemedim diyorsun. Ancak suratına kullandığın o fondöten siz dünyanın en iyi kapatıcılarından biri. Bir saniye bak, ben yorum yapıyorum. Ben seni dinledim, peki, sen dinle. De beni dinle. Dudaklarını açık renkte ruj sürmeni sevdim. Bu senin dediği gibi o küçük dudaklıları olduğundan büyük gösteriyor ama elbisesine asla uyumlu bulmadım rengini. Kontürlerini yetersiz buldum. Sonra mesela alt kirpiğini rimelden kaynaklı mı, fardan kaynaklı mı tam çözemiyorum ama bir kirlilik görünüyor. Kaşları eşit değil. Gözündeki katlanma bölgesine kahve tonlarında bir far kullanmışsın sanırım. Senin yaptığın bu kaşlara nazaran bunu eşit değil mi? Bak, büyüteç getireceğim yarın sana. Rica ediyorum, yorumumu bölme. Katlanma bölgesine kahve tonlarında bir far geçmişsin. Bu da gözünü büyütür. Ben de turuncu bu fikri geçtim, sevdim. Çok az. Bak, buradan ekrandan bakınca kahve tonlarında görünüyor. Onun haricinde diyecek bir şeyim yok. Gerçekten fondöteni çok kötü duruyor. Puanları yaz. Her şey iğrenç, her şey çok kötü. Fondöten rezalet. Göz makyajı rezalet. Saç iğrenç. Rezalet. Saç düşmüş. Çok kötü. İlk gün hatırlamam. Ama bizim hoş geldin beşi. Öyle mi? Evet. Herkes öyle görürse. Bu saç birinci olursa sen. Yaz kafana göre, sen nasıl istiyorsun? Biz Bilal'le her zaman hoş geldin puanı veriyorduk. Tamam, yine bir hoş geldin, hoş yapalım. Geldin, ben yapalım. Görmüyorum, ben bakmıyorum, tamam. Hadi bakalım. Ben bakmıyorum, beş yapalım. Yaptım. Yaptım, tamam. Adem Bey, yeni takımımızın kuaförü Betül'ün elini, yeteneğini, saçını nasıl buldunuz? Saç konsepte uygun olmuş mu? Modelin yüzüne yakışmış mı? Şimdi öncelikle modelinizin saçı yağlıysa, yıkama şanssız olmadıysa bir kere normal bebek pudrası gibi bir şeyle o yağı hafifletebilirsiniz. İkincisi, bu kıyafette bu saç niye asimetrik, onu hiç anlamadım. Hani bir tek yakalı bir kıyafet olsa, tek omuzlu falan asimetriyi anlayacağım ama bu kadar böyle boğazdan askılı bir kıyafette asimetrik saçı hiç anlamadım. Yanlış mı Muammer? Doğru söylüyorsun. Yani ikincisi, bu hanımefendinin hamile olduğunu yaşatmaya çalışıyor ve yüzünün biraz da tabii kilo almış olması düşüneceğiz. Hiçbir hamile saçını yapıştırmaz. Çünkü saçı yapıştırdıkça yüz ay parçası gibi ortaya çıkar. Bir tek sevdiğim bu saçta şu öne doğru düşürdüklerini çok sevdim. Biraz daha dalga verseydin bizim Türk filmlerindeki Tarkan'a da benzerdi. Yani tam son dakikada kurtardın. Bir asimetrik olmasından dediğim gibi hiç hoşlanmadım. Ve yapışıklığını hiç sevmedim. Teşekkür ederiz. Ayşegül'cüm, Şükran'ın ilk makyajını nasıl buldun? Yani fondöten o kadar kötü ki makyajı da tam algılayamıyorum. Yani aslında gözün üzerine kullandığı renkler güzel. Fakat fondöten böyle kara sarı, yeşilimsi bir renk. Yani katılıyorum Aslı'ya. Sanki tıraş olmuş dipten. Yeşil yeşil o tam çıkarken onları kapatmışsın gibi. O fondöteni asla kullanma. O, biliyorum o fondöteni. Çok fırça gitmez yani, dağıtamazsın. Dolayısıyla buralarda dağıtamamışsın. Çok kalın. Bu kadar kalın bir fondötene gerek yoktu zaten. Gözündeki renkleri sevdim, kirpiği çıkmamış olsaydı. Biraz eyeliner'ını uzatmanı beklerdim. Çok kısa bırakmışsın. Gözler misket gibi olmuş.
Bir de dudağı o fondötenden dolayı zaten o rengi sürmemelisin. Bu kız aslında o kadar gördüğünüz gibi esmer değil, bakın kollarına beyaz tenli buğdaya yakın bir kız. Aynı renkte ince bir fondötenle. Eğer o ruju da süreceksen, çünkü o ruj rengi onun rengi değil, mutlaka bir dudak makyajı yapmalısın. Kontürü yok, allık yok, yani çok dümdüz monoton bir makyaj var. Böyle baktığımda çok demode buldum. Umarım demode bir makyaj değilsindir. Muammer Ketenci nasıl değerlendiriyor yeni takımımızın ilk işi? Külliyat hiç beğenmedim. Canım elbiseyi de mahvetmişsiniz. İlk gün diyelim efendim. Ne yapalım? Olsun. Yarın görüşmek üzere. Görüşürüz. Düşmüş hakikaten, her yeri birbirine girmiş. Saç namına bir şey kalmamış. Hasan ve Buse'nin modeli Simge Gökmen gelsin. Simge kendine baksın. Yani şurasını biraz kaba buldum ama arkası güzel. Hamile olsaydın, düğüne gidiyor olsaydın... Evet. Bu saç modelini tercih eder miydin? Şu olmasaydı yani ederdim. Tepesi biraz daha doğal aynen. olsaydı, inik olsaydı böyle salık maşalı giderdim diyorsun. Evet. Makyajını nasıl buldun? Yüzüne yakıştırdın mı? Makyajımı yüzüme yakıştırdım evet. Rujum bir ton daha koyu olabilirdi. Ama yakıştırdım yani, beğendim. Beğendim. Evet. Düğünde sahneye çıkan az söylesi gibi. Çünkü bu macun böyle mi oldu? Bence şey, düğüne katılan hamile kayınvalide. İyi bak. Değil mi? Hamile kayınvalideye daha çok benziyor. Son tekne kazıntısı olmuş o şey. Nasıl buldun Betül saçı? Kaynana saçı gibi buldum. Şu ön tamamen kızı yaşlandırmış. Sonra böyle solist havası var, kaynana havası var. Böyle ne olduğunu anlayamadım yani. Bir hamile göremiyorum burada. Bir kayınvalide görüyorum, kayınvalidenin kız kardeşini görüyorum. Hani bir orta yaşta bir sünnet annesi görüyorum. Her şeyi görüyorum ama bir hamile göremiyorum. Maalesef. Oradan bazı yerler senin de düşmüş. Önlerde bak, arkada maşa gibi. Değişik bir saç olmuş. Teşekkür ederim yorumların için. Rica ederim. Yani çok anne. Tatmin olmadım yorumlarınla açıkçası. Hayır, zaten ben çok abartı bir yorum yapmıyorum. Yok, ben yorumların sadece önü bana çok büyük göstermiş. Çok kaynana mantıklı, gibi duruyor ya da bir sünnet annesi. Çok hani ben hamile göremiyorum. Yani sonuçta göbeğine bir anne. Görmüyorum. Sünnet annesi de anne. Kaynana da anne. Ama hamile konsepti. Benim annem sünnet de anne. Annesi sen değil. De bir annesin. Hepsi ama ben de anne bir yani. Anneyim. İşte anneyken böyle bir saç. Yani hamileyken yapmazdım. Tayfun, sen ne düşünüyorsun? Hanımefendi üzmek istemiyor. Balık etli biraz. Meseleye uyuyor hamile olayına. Yükseltme fikrini sevdim ama böyle değil. Bu biraz şey... Alaturka ve eski geliyor. Hanımefendi 18 yaşında söyledi. Değil mi? 18 yaşındaydınız galiba. 18 yaşında olduğunu söyledi. Renk kesinlikle doğru değil. Ay, 18 yaşında mıymış bu? Aa, yok artık. Umarım bu hafta değiştirirsiniz. O dipteki, hadi uç neyse de uçtaki renk. Ama dipteki renk kesinlikle sizin renginiz değil. Hele bu mesafe, uzama mesafesi filan. Yaşınıza hiç uygun değil. Tarama şekli de o rengi desteklemiş. Yani büyütmek adına. O dalgaları hiçbir şey diyemem. Son derece muazzam böyle. O şeyi çok çok güzel bir dalga yapmışsın. Ama işte Taner'deki yığılma meselesi burada da var. Ve bir assolist bu. Yani bu pırıltılar filan bir böyle assolist. Emin pardon, olamadım. Sevemedim çok ya. Ben orada bir şeyi kaçırdım. Ne dedin? Taner... Sende dedim ya, böyle bir yığılma var diye, hani bir toplama gerekiyor falan gibi bir şey söyledim ya. Burada da sanki öyle bir ihtiyaç duyuyorum sen ama seninki kadar yığılma yok, çünkü uçları zayıf, daha şey duruyor. Sen güzel... beni çok mu seviyorsun, çok mu gıcık alıyorsun? Sana soru soruyorum. Seni mi? Hı-hı. Ben nefret etmekten nefret ediyorum. Nefret etmekten muhtemelen nefret ediyorsun. Senden nefret seviyorsun ediyorum. O zaman. Seviyor muyum? Seviyorum. Nefret etmekten nefret ediyorum diyorsun. Demek anlamadıysan ki seviyorsun. Anlamadıysan açıklayabilirim. Hani lütfen sürekli asan. Her şeyin yorumun içinde beni katıyordu. Onun için merak ettim, sordum yani. Ama yani kötü yani bir şey söylemedim ki. Tamam. Birbirine uyuz oluyor ya. Evet. Nefret ediyor ya. Bu diyor ki ben o duygudan da nefret ediyorum diyor. Yani seninle alakası yok diyor. Ben çok bravo, güzel bir cümleydi. Peki Taner, senin yorumlarını alalım.
Yani kaç yaşınızdaydınız Fahit? 18. 18 yaşınızdaki. O bir 4 tane çocuğu eve mi bıraktınız buraya gelirken? Hayır, ne alakası var? Yani ben çözemedim. Gerçekten Hasan çözemedin. Yaşını mı büyütmüş bu model? Bayağı yaşını büyütmüş ve benim hani modelimin omuzlarına değiyor diye laf ettiler, terliyor merliyor diye, sen de aynı şeyi yapmışsın. Ve gerçekten kafası daha çok büyümüş. O saçının önündeki ne Allah'ını seversen yani. Hani sen öğretmen mi, kaynana mı, yani bunu anlayamadım. Baksan hepsi var. Arkadaş seninki pazara gidiyordu, bizimki düğüne gidiyor. Senin modelin pazara mı gidiyordu, bizimki pazara düğüne mı gidiyor? Düğünde şık olması lazım, dikkat çekmesi lazım, herkesin ona sorması lazım. Aa, doğum ne zaman, çok güzel olmuşsun, çok tatlı olmuşsun, kilo almışsın ama bu saç sana çok yakışmış. Yani sen de haklısın. Hiç belli olmuyor, iyi ki açık bırakmışsın. Kötü şeyler duymak istiyor kadın. Kötü de olsa böyle şeyler duyması için de ben böyle yaptım, böyle uygun gördüm, teşekkür ederim. Aslı, nasıl buldun bu senin makyajını? Sol kaşını çok beğendim ama sağ kaşını hiç beğenmedim. Göz makyajında buğulu yapmışsın. Nesini beğenmedin sağ kaşını? Şimdi şöyle, sol kaşı daha düz geliyor ama diğeri daha kavisli. Bunu eşitleyebilirdin. Göz makyajındaki o gölgeyi, buğuluyu sevdim. Tonlarını da sevdim. Kostümüne uymuş. Saçına göre bir şeyler yapmaya çalışmışsın. Dudak rengini de beğendim. Ancak şimdi hani yüzü şişmiş ya. Bunu biraz daha kontür yapabilirdin. Yanaklarını biraz daha inceltebilirdin. Kontürlerini yetersiz buldum. Ellerine sağlık. Bu kadar. Teşekkür ederim. Eşit değil diyor. Hani sol kaşını sevdim, sağını sevmedim diyor. İlginç. Serap, sen ne diyorsun? Konu kaşlardayken ben de kaşları söyleyeyim. Kaşlardan hiç hoşlanmadım. Keşke hiç boyamasaydın. Çünkü çok böyle kötü. Daha çok dikkat çekiyor. Çok kötü. Silik kalabilirdi çünkü hanımefendinin yüzü yuvarlak. Biraz alnı da geniş gösterirdi o zaman. Bir ton koyulaştırabilirdin vücutla bütünleyerek. O zaman daha bize hoş gelirdi yüz. Yüzde lekeli bir beyazlık görüyorum. Alnına kontür yaptım dedin ama alnına keşke şu saç diplerine yapmasaydın. Çünkü hanımefendinin yüzünde amaç yüzü uzatmak, ovalleştirmek. Ruj rengini de çok sevmedim bu göz makyajına. Yani biraz çiğ geldi. Belki bir ton koyusu olabilirdi ya da daha nude olabilirdi. Bir de göz geçişini sevmedim. Renk çok güzel ama o keskinliği sevmedim. Şükran. Ayşegül Hanım burada üstüne basa basa kaş boyamayı gösteriyor. Bu kadar çiğ beyaz, bu kadar sarışın hanımefendiye direkt koyu geçiş yapmışsın. Kendisi açıktan koyuya ilerleyebilirdin. Yani rujunu hiçbir şekilde beğenmedim. Teşekkür ederim. Ruj haricinde de beni çok rahatsız eden bir şey yok. Beğendin yani. Ya ama ruj ve kaş hariç beğendik. Peki, puanları yazın. Teşekkür ederiz. İyi, çok şey olmadı ama yani. Evet, çok haksız olmadı yani. Adnan Bey, nasıl buldunuz saçı? Hasan modelin yüzüne ve konsepte uygun bir model seçmiş mi? Nasıl taramış saçı? Vallahi Türk sanat müziği türkücüsü gibi olmuş. Hani sanki sahneye çıkacak sanatçı havasında bir şey olmuş. Ben hiç beğenmedim. Yani bir tek şu sevdiğim, su dalgaları işçiliğini çok sevdim. Hani o bak, konseptimiz bak olsaydı keşke, böyle bir şey olsaydı. Yüzü daha toplu gözüküyor. Tepedeki şu kabarıklık çok klasikleştirmiş. Burası kabarık, buradan gittikçe azalan bir saç var. Halbuki daha çok şuralarda hacim olması lazım ki kiloyu biraz örtmesi gerekiyor. Yüzü biraz daha kesmen gerekiyor. Böyle yuvarlak yüzlerde bu kadar dalgalı hareketler, yuvarlak üzerine yuvarlak, yuvarlak üzerine yuvarlak koyarak çok baskın karakter haline getiriyor. Yani kafanın tamamı yuvarlak, yüz yuvarlak, gözler yuvarlak, bukleler yuvarlak. Hani neresi çok yuvarlak baskınlaştırıyor. Ya. Bunlara dikkat edin. Hani arabaların kesin lastikleri. Bu yuvarlaklı o tontiş yüzü kessin diye özellikle ben sivri tamam, yaptım. Tamam, bak o nasıl gözüküyor biliyor musun şu anda? Teşekkür ederim hocam. Sanki arabanın lastiği balon yapmış gibi duruyor orası. Haklısınız hocam. Ayşegül'cüğüm, bu sesin eskiden göz bebeği yarışmacılarından biriydi. Geri döndü. İlk makyajını bugün nasıl buldun? Hoş geldin diyorum Buse'ye. Gerçekten de öyle hepimiz için. Şöyle, bu kaşların kesinlikle alınması
açılması gerekiyor. Yani bu beyaz tene, bu kaş, bu kızı hem yaşından çok büyük görünüyor, gösteriyor. Hem de makyajını da kötü gösterdi. Yani şu kenarlardaki gölgeleri aslında sevdim ya, yapmaya çalıştığın şeyi, ama çok keskin buldum. Çünkü kaş da böyle olunca, o kenardaki üçgenler de çok keskin bir renk olunca, yani böyle ne bileyim, hiç sevmedim. Keşke kontürleri yapsaydın. Zaten kızcağızın hani kilolu bir yüzü var yani. Hani hamile için yeterli bir kilo bence yani, yanaklar falan. Sen onu güzelleştirseydin keşke. O güzel kontürlerini yapmanı beklerdim. Dudağındaki ruju ben sevdim. O beyaz tenine allıklarıyla falan yakışmış. Sadece bir üst dudakta aynı renk bir kalemle bir tık daha yükseltmen gerekiyordu. Kontür yapmadığın için orada bir ince duruyor. Yani gölgelerin bugün eşit değil ama biraz böyle elini şey yapmanı bekliyorum. Isın, ısın. Teşekkür ederim. Muammer Bey, saçın, makyajın ve kostümün uygunluğunu nasıl buldunuz, nasıl puanlayacaksınız? Benim burada en güzel bulduğum şey ilk önce Simge'nin o ponçik ponçik yanakları. Ponçik dudakları, böyle 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 yapacaksın onu. Teşekkür ederim. Bir de elbisesi çok yakışmış. Yani bir hamile anneye ancak bu kadar şık, zarif bir elbise olur. Onun dışında yani makyajla aynen, çünkü tartışıyorduk. Saçı hiç beğenmedim. Bu suratın saçı değil. Senin yanına ekürü getirdik, istediğini geldi, aldın. Şimdi sen sapıttın. Ne oluyor anlamıyorum. Düzelteceğim hocam. Böyle bir dengesizlik var. O fazla ön plana çıkmak istemiyorlar bence. Ha, iyi. Yarın halledeceğim. Allah hayırlı uğurlu etsin. Ama dediğim gibi bu ikiyi de şeye, Simge'nin ponçikliğine borçlusunuz. Teşekkürler. Evet. Ayağına sağlık, yarın görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Görüşürüz ilk. Son olarak Tayfun ve Serap'ın modeli Ferzan Bilek gelsin. Ayna kapansın, Ferzan kendine baksın. Diyorsun. Yani biraz sanki kafam çok büyümüş gibi. Ha. Evet. Yani ağır geldi birazcık ama. Zaten hamileyim de. Evet. Birazcık öyle oldu. Peki. Makyajın nasıl? Makyaj güzel. Tonlarını falan beğendim. Ama saç böyle birazcık daha doğal olabilir. Mesela krepi attığındaki kabarıklığıyla bıraksaydı bence daha güzel olurdu ama. Fena değil yine de yani, elbiseye göre güzel. Ne diyorsun Taner? Ah Gözde Hanım, ah. Bu saç konusunda çok dertliyim ben. Yani Hasan'la Tayfun'un modeli anlamadım yani, böyle anneler yarışıyor, programla mı gidiyorlar? Çok karışık buldum saçı, inanılmaz karışık buldum saçı. Yani çok özensiz buldum. İnanılmaz özensiz buldum. Yani şuraya dediğim gibi sentetik saçı sanki oturtturmuşsun gibi geliyor yani. Hani en azından bari biraz önlerden bir hareketlilik yapsaydın. Hani bana dedin ya, şuradan örgü, buradan örgü, keşke şuradan. Keşke bana söylediğin keşkeyi kendi modelinin önünde yapsaydın. Yani daha güzel olurdu. Beğenemedim Tayfuncuğum. Beğenemedim. Üzgünüm yani. Senin yorumların, eleştirilerin nelerdir Betül'cüğüm? Vallahi şu an konsepte en uygun saç bence bu. Önlerinde birazcık daha dalgalar olsaydı bence güzel. Bir hamileye de yakıştırdım. Evet, kesinlikle yakıştırdım. Hem yani yaşlı durmuyor çünkü önde böyle güzel detaylar vermiş böyle burkarak. Senin modeline göre duruyor. Çok çok güzel canım. Senin modeline göre çok çok güzel. Bak yine konuşuyorsun. Sen benimle uğraşmaya mı geldin? Uğraşmıyorum, ya? Uğraşmıyorum, sadece söylüyorum. Senin modelini görürken gerçekten beğeneceksin yani. Ama şu, hala hani buranın en güzel modeli falan. Ama ben şu an Tayfun, evet Tayfun'un şu anda modelini tamam, eleştiriyorum. En güzel modeli diyorsun ya, sana göre senin modelinden sonra harika bir saç tabii ki de. Dalga aynı
ama arkada gördün mü onu da? Neyin dalgası? Dalgalar birbirine girmiş orada da, onu da gördün mü? Gördüm. Ama ben ona bir şey demiyorum. Niye demiyorsun, demen lazım. Hayır demiyorum. Niye? Çünkü şu anda baktığım zaman güzel görünüyor. Çünkü seninki çok kötüydü güzel. Modelin. Senin modelin neyse, çok kötüydü. Neyse seninkinden güzel. Önünden birazcık İşi gücü bilmiyorlar, gelmişler karşımda konuşuyorlar. Sen hiç vermiyorsun. Ne kadar güzel. Bir de kendini beğeniyoruz. Beğendin saçı. Ben beğendim, gayet de güzel olmuş. Yüzüne de çok yakışmış. Önden birazcık daha hareketi olsaydı ortadan tam evet. olacaktı yani. Sen de aynı fikirde misin sen? Yani saçı modelimizin boynu uzun. Toplaması bence bir güzel olmuş. Yani onu beğendim. Ama topuzun çok özensiz. Yani oranın topuzuna laf söyledin. Benim toplama şeklime laf söyledin ama kendin de aynı şekilde sana da söylüyorum. Bir brillantin alıp o tülermeleri önleyebilirdin. En azından gözümü rahatsız etmezdi. Topuzunda hatalar var. Daha net olabilirdi. Teşekkür ederim. Çok da bir yorum yapmak istemiyorum. Zaten saçın iki renk duruyor. Dipleri uzadığı için modelin. Dipler kendi rengi, uçlar pembe. Sanki bir toka almışsın da böyle renkli bir toka üstüne koymuşsun. Böyle gelişi güzel toplamış, üstüne bir pembe püsküllü bir toka takmışsın gibi duruyor. Ben beğenmedim yani. Genel anlamda beğenmedim. Hataları söylemesini beklerim. Hatalar var dedi. Hataları söylemesini beklerim. Hataları tekrar söyleyeyim. İsterseniz anlamadınız yani ya da dinlemediniz. Yani bir kuram şeklinde bahsedersen kabul ederim. Anlamadınız ya da dinlemediniz. Tekrar söyleyeyim. Yok, çok hatalar var güzel... dedin. Evet söylüyorum. Çok gelişi çok güzel toplamışsınız. Çok hatayı gelişi mi? Güzel top. Bitireyim. Çok gelişi güzel toplamışsın. O pembe kısımlar, arkada yaptığın o dalgalı detaylar, figürleri birazcık daha tülermemesi için daha temiz, daha temiz çalışabilirdin. Modelin yüzü zayıf, boynu uzun, bir iki tutam da çıkartıp ona bir süs niyetine bir iki o şu çıkardığın düşenler var ya. Onlar işte keşke bir iki uzun daha olsa ben çok daha tatlı bir model bulurdum yani. Hata ha. dediğim bu. Anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Peki Buse'cim, nasıl buldun Serap'ın elini, işçiliğini, yeteneğini, konsepti, uygunluğunu? Modelin yüzüne yakıştırdın makyajı. Tenini beğendim ama göz altları çok kirli görünüyor. Dudak rengi de tenine yakışmış. Yalnız farı öyle kapakta bırakmaman gerekiyordu. Yani o rengi kullanabilirsin evet ama kriz gibi bir çizgi geçsen göz kapağını en azından ön plana çıkarmış olurdun. Çünkü kirpik arkasının boş olması gerekiyor ki gözleri açık görünsün. Çünkü içe çökük bir göz şekli var. O arkayı temiz bırakmış olsan gözleri daha dışa dönük dururdu. Sen kahveyle onu daha içe gömmüşsün. Eyeliner'ı yanlış buldum. Hem kalın hem de bitişi ucu daha kalın geliyor. Yani daha ince, daha fresh bir eyeliner çekmiş olsaydın çok daha narin dururdu. Çünkü yüz ifadesinde de var o narinlik. Kaşlarını da sevmedim. Çok düşük duruyor. Bence sen de kaşlarını toparlamalısın. Kaşı daha alttan kapatmış halim bu. Sen de toparlamalısın. Zaten ilk gün geldiğinde hep bu sorunu yaşıyoruz. Evet. Ben daha öncelerden de biliyorum. Hep ikinci gün ben kaş almışımdır burada. O yüzden senin bana yaptığın gibi seni kaşla yargılamıyorum şu an. Ama genele baktığımda güzel bir görüntü görüyorum. Sadece şu kontürlemede çene hattını yanlış yapmışsın, dağıtamamışsın. Orada bir kalıp halinde çizgi gibi duruyor. Ama genele baktığında güzel. Sence Şükran? Teşekkür ederim. Eyeliner'ına aynı şekilde katılıyorum. Bu senin yorumuna. Beğenmedim, olmamış. Ruj rengini beğendim. Serap abla ısrarla Buse'ye kontürlemeyi tarif ettin. Ama modelinin boynunda uygulamamışsın. Zaman mı yetmedi? Evet, gerçekten en son yani biz yaptığı işte hata olduğunda hatalarını direkt söyleyen tabii. bir ekibiz. Eyeliner kesinlikle katılıyorum. Gözde dağılma daha oldu. Daha çökük olmuş. Aynen, kesinlikle öyle katılıyorum. Şunlara birazcık sıcaklık katmamışsın. Kesinlikle, kesinlikle buna katılıyorum. Ve en son anda biz hani gerçekten birbirimize girdik. Teşekkür ederim, haklısın. Aslı ama çok da inceltmeyebiliriz yani o boynu, ince. Şimdi Aslı. Kabul ettiğin ellerine sağlık. Kabul ettiğin yorumlarla alakalı bir şey söylemeyeceğim. Kabul ediyorsun zaten. Gözüne kirpik taktın mı? Ben kirpik göremiyorum. Evet ama çok abartılı bir kirpik takmadım. Çok hafif. Gözleri çok 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 doğal. Çok hafif kalmış. O kirpiği biraz daha yoğun kullanabilirdim. Ya da bol rimel yapabilirdim. Evet. Kaşları zaten kabul ettin. Dudak rengini beğendim. Burnundaki o kontürü yanlış buldum. Geniş gitmiş. Ve burnunu büyüttüğünü görüyorum. Allık mı uygulamaya çalıştın yoksa allık renginde
Kontür mü yapmaya çalıştın? Ne yaptın yanaklarına? Allık var. Allık mı peki yoksa kontür olarak? Hayır, allık. Tamam. Beğendim. Teşekkür ederim. Sağ ol. 5 verelim. Gerçekten güzel olmuş. Önünden birazcık çıkarsaydı 10 numara çıkarmışlar. Hı. Hepsinden güzel yani. Ben onun önünde böyle saygıyla, sanatın önünde saygıyla eğiliyorum diye. Kusura bakmasın, benden iyi değilsin. Hiç verebilirdik ama şu an bir kaldı. Bir. Adam Bey, nasıl değerlendireceksiniz, puanlayacaksınız, saçı nasıl buldunuz? Hamile bir hanımefendinin kullanması gereken saçlardan bir tanesi. Ancak yüzü destekleyen hiçbir nüans yok. Özellikle yan tarafların kabarıklığı falan çok düzensiz. Burası kabarmış, burası basılmış. Burası kabarmış, burası basılmış falan. Ben bu saçı bir düzeltmek istiyorum, bir toparlamak istiyorum. Birkaç tane toka rica edebilir miyim? Tabii ki de hocam. Koşun. Siz şöyle durun. Buralardan kesinlikle düşürmemiz şarttı. Şu saçın şurasının kabarmış olması burnunun geriye doğru çekilmesini sağladı. Bu çok olumlu bir şey. Ancak şurayı biraz yükseltmemiz lazım ki saçta bir bel oluşsun. Buralardan da dökeceğiz. Biraz açıtıyor olabilir mi? Özür dilerim. Şöyle dönüyoruz. Toka lütfen. Biraz da sprey rica edeceğim şimdi. Bir bakabilir miyim size? Çok teşekkür ederim. Bunlar benim. Ellerinize sağlık. Çok iyi oldu. Dediğim gibi başın arkasındaki bombe burnunun yandan görüntüsünü çok toparlamış durumda. Ama şu yanlar toparlanınca bakın yüz de uzadı. Tepeden o saçların hatta daha bile renkli saçların öne gelmesi, o koyu renk bölgenin üzerine düşmesi çok daha iyi durur. Elinize sağlık. Ayşegül'cüğüm, Serap'ın makyajını nasıl buldun haftanın ilk gününde? Frida Kahlo gibi buldum. Yani o kadar benziyor ki ya, şu kafaya şu an bir taç tak, öyle olmuş. Ya çok, ne bileyim, çok demode buldum bugün. Yani rujunun rengini de sevmedim, gözün üstünde kullandığı farı da sevmedim. Yani çok kahve. O eyeliner, o kahve farlı ben hiç sevmiyorum. Yani biraz bir ışıltı istedim, ne bileyim, yaşlı buldum makyajı. Ne bileyim, kayınvalide makyajı gibi geldi bana. Sevmedim. Bir de kaşının bir tarafı şurası buraya çok yakın. Yani burun çizgisinde bir eşitsizlik var. Yani bu kaş buraya daha yakın. Zaten iki kaş birbirine aşırı yakın. Dolayısıyla gözler de birbirine çok yakın görünüyor. Eyeliner çok kalın olmuş. Bence yarım eyeliner çekmelisin bu modele ya da yarım ve ince. Kaşın ortasını biraz açmalısın. Ortası ve şuraların alınması gerekiyor. Eğer müsaade ederse bence al. Yani onun düşük gösteriyor, ne bileyim. Çok sevmedim. Teşekkürler. Muammer Bey, siz modele yakıştırdınız mı? Bu makyajı, bu saçı kostümle beraber nasıl buldunuz? Nasıl puanlayacaksınız? Kostümü çok yakışmış bizim annemize. Saçı da ben çok beğendim. Makyajı da beğendim. Gayet hoş olmuş. Eğer Adnan Bey kalkıp gereksizleri o yandakileri çıkartmamış olsaydı... ...bu şu an sana 5 vermiştim. Ama o 2 taneleri çıkarttı, 3 alıyor. Ayağına sağlık. Teşekkürler. Yine görüşmek üzere. Bakalım bugün en yüksek puanı kim alacak, en düşük puanı kim alacak? Biraz bekleyelim. Günün birinci olan takımıysa
16 puan da. Ben şok. Şaka mı? Nasıl yani? Ne oluyor? Bu anlamadık biz. Bu ilk defa mı böyle bir şey oldu? Sıra geldi kuaförüm sensin de pazartesi gününün sonuçlarını açıklamaya. En gergin, en tedirgin anlara bugün sendromu biraz fazla uğradı pazartesinin üstünüze efendim. 5 puanı bırakın cürden bugün 4 puan alan takım bile yok. Ne yazık ki 4. olan takımdan başlayacağım puanlar çok düşük. Puanlarınızı söyleyeceğim artık durumu siz düşünün yani. 13 puanla. Pazartesi gününe sonuncu olarak başlayan takım. Rakiplerinden de en düşük puanı alan takımı. Taner Aslı. Ne? Ama daha kötüler vardı. Hak etmediler bence sonuncu olmayı. Değil mi? Evet. Adnan Bey. Yani tabii düşünen daha düşük puan olanlar vardı. Tabii daha kötü saçlar tabii, vardı. Tabii. Çok yani haksızlık oldu. Ne? Ben şok. Şaka mı bu? Çok şaşırdım. Ben de çok şaşırdım. Yani... üç masa olmasa bile... bir masa, iki masadan çok daha iyiydi yaptığımız çalışma. Beklemiyordum. Gerçekten beklemiyordum. Birinci ya da ikinci falan oluruz diye tahmin ederken ben... sonuncu olmak... vay canına. Teşekkür ederim hepinize. Neler diyeceksin? Taner? Kitlendim. Kitlendim yani. Şaşırdım ben de yani. Hani o modellere bakaraktan yani... verilen puanlardan dolayı... Üzücü, üzüldüm yani. Teşekkür ediyorum arkadaşlar hepinize. Yani düşünüyorum da hepinizden bir puan alacak kadar kötü bir çalışma yoktu ortada. Hiç yoktu bence. Yani şaşırdım yani. Ve o kadar eleştirildi o saçlar falan. Sonra onlara yüksek verilmesi. Neyse bunu zaten canınız ekran başında olsun. Herkes şey yapacak zaten, görürdü zaten. Yine de güler yüzle karşıladınız efendim. Buranın dinamiklerine de alıştınız. Dediğimiz gibi bugün ne yazık ki puanlar çok düşük. Bu artık herhalde sizin performansınızdan kaynaklanıyor. Çünkü bir diğer takım sadece 3 puan farkla, yani 16 puanla... Hadi onlara da diyelim günün üçüncü olan takımı. Tayfun Serap. Evet. Ne olacak böyle şeyler? Beni benle kıyaslarsanız evet... düşük ama beni kendileriyle kıyaslarsalar bugün o kadar kötü değildi yani. Genel performansım biraz üstündeydi. O kadar kötü değildi yani. Ortalamanın üstündeydi benimki. Yani o yüzden biraz yakıştıramadım ama hiç sorun değil. Sağlık olsun. Ben yargılamıyorum. Sağlık olsun. Olabilir. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Serap sen neler diyeceksin? Teşekkür ederim. Bekliyor muydunuz bu kadar düşük puan almayı? Neye bağlıyorsunuz? Yani kimseyle kıyaslamak değil. Ama biz gerçekten hani son anda organize olamadığımızı falan söyledik. O yüzden biraz bekliyordum yani açıkçası. Çünkü kendi eksiklerimizin, yanlışlarımızın farkındaydık zaten. Peki. Bakalım geriye kaldı iki takımımız. Heyecanla bekliyoruz değil mi? Kim birinci oldu diye. Kaç puanla birinci oldu diye. Tahmininiz var mı? Günün... birinci olan takımıysa
şu puanla. O nasıl oluyor ya? Bu ilk defa mı böyle bir şey oldu? Bu çok saçma bir şey. Konsepte en uygun benimkiydi. Hepiniz kaynanaydınız. Ben kendimizi birinci ilan ediyorum. Bence halimiz trajikomik. 16 puanla. Betül, Şahin, Hasan, Buse, yani ve Tayfun Serap. O nasıl oluyor ya? Ne oluyor, bu anlamadık biz. Üç tane birinci oluyor canım. Şefime ne verdi ya böyle? Bu ilk defa mı böyle bir şey oldu? Bu çok saçma. Ne diyorsunuz? İlk ben söyleyebilir miyim? Lütfen. Şimdi herkes kaynana olmuştu. Ben taramada yanlışlık yapmış olabilirim ama konsepte en uygun benimkiydi. Hepiniz kaynanaydınız. Ya bence bu... Taner işte... sen her halükarda sonuncusun. Sen hepsi bak. Sen sonuncusun. Sen... Yani şimdi ben sen sonuncu olacağım. Sen her halükarda sonuncusun. Aynen Tayfun'cum. Ya dur, sen arkadaşlar şey, bence halimiz trajikomik. Hemen kaç savunmaya geçmeyiz. Kaç sanki bizim halimize bak. Yani ben şunu anlamadım bak, yani. Hani... Ya. Şimdi ben o zaman şöyle. Ben günün birincisi, ben ikincisi, üçüncüsü yani, çok önemli değil. Puanlar birbirine çok yakın. Ama Taner'lerin sonuncu olmasını herkes beklemezdim yani. Işte. Hakikaten saçı yani. İkinizinkinden de güzeldi. Saçtan. Doğru ya, doğru yani. Çok güzel saçlar elendi burada ya. Çok güzel saçlar elendi. Strateji yani çok önemli. Çok güzel saçları elediniz yani. Yani ben kendimizi birinci ilan ediyorum. Biz paylaşmıyoruz birinci. Paylaşmıyoruz. Her ne kadar yorumları, eleştirileri sert de olsa bana göre benim saçım konsepte en uygun saçtı. O zaman ben de sonunculuğu saçtı. Kabul etmeyeyim. Ben de birinciyim. Etme. Etme. Hiç kimse hiç herkes kendine göre birinci o zaman. Siz bir kere birinciliği değil, bizim yerimizde olmanız lazım. Sonuncu, bırakın birinciliği yani. Evet, evet. Ama konsepte en uygun bizim taramımızda da ilk gün. Ya biz bizi ilk günden ne konsepti şey vardı da, ne model vardı da, o zaman uygun strateji. Mu? Uygun şey kelimesi uygun bile sana yakışmıyor modeline. Valla en uygun benim gibi. Benim size kaynana gibi gitmedi. Düşmüş bir saç gibi gitti. Yani Taner sen niye sürekli hep bize bir yorum yapıyorsun? Şu an biz üç masa tartışıyoruz, eleştiri evet, yapıyoruz. Evet sen sonuncusun bir kere, sen konuşma. Tamam, bir şey soracağım. Konuşma. Peki benim yorumlarımdan niye rahatsız siz oldunuz? Çünkü rakip sen görüyorsun. Sen niye bizden rahatsız asla, oluyorsun? Asla. Seni hiç ben rakip olarak görmüyorum. Kimler geldi? Bak kimler var rakibim benim? Oralardan mükemmel. Kimler geçti? Hayatımdan kimler? Evet çok sen omuz salla. Söylediğim şarkıya evet, evet. Bile özeniyorlar. Onu sen de aldın. Kendinizi üçüncü zannettiniz. Çok bir anda birinci olduğunuzu fark ettiniz aynı zamanda. Ne düşünüyorsunuz? Yok biz genel olarak zaten üç ya da dört. Evet. Performans olarak hala öyle düşünüyoruz. Üç gibi görüyoruz. Biz hala bir değil. Tayfun abi kendin bir sıralama yapsan ne yapardın bugün? Ya gerçekten bu adamın sonuncunun sonuncusu yapardım. Ya. Bir, iki, üç, dördü yorumlar mısın Allah için? Vallahi herhalde sonuncusu yapardım. Ama ben bugün tamam. Orayı yapardım. Birinci kim olurdu? Bence sen bir bana dakika, laf söyledikçe. Ben, bir dakika kardeşim ben fikrimi merak ediyorum. Sen bana laf söyledikçe ediyorum. Bence sen... Birinci mi? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü açıklar mısın? Ya birinci bu adam olmasın da kim olursa olsun bak. Diğerleri sıralama. Birinci Tayfun abi bu adamı var ya. Bir, iki, üç, dört. Lütfen bak sen gizemli bir adamsın ben merak ediyorum. Görün o rakiplerimi görüyor musun? Yok bak boş. Şimdi söylemem şey. Söyle söyle. Valla alınma da darılma yok. Yani o sonuncu sanki orası olmalıydı gibi. Sonuncu orası olmalıydı. Yani olmalıydı. Yani kendi içinizde bir, bir, iki, üç yapsınız. Ama yeni geldiler, hoş geldiler. Ben yapayım mı ilk? Bir, iki, üç, dört. Ben yapayım. Bir, iki, üç, dört. Üç, dört. Sıralamadınız mı? Biz miyiz üçü de hepsi? Şimdi anladım. Hasan yani yıkıyorsun biraz benim. Geçelim. Emmi olmadı bir, bu bir. Sefer. Bir mi? Evet. İki. Sana. Ortalık çok karışık burada. Puanlar düşük ama bakalım yarın ne olacak? Dengeler nasıl değişecek? Özde Hanım ben birinciyim. Birinci olacağım. Bugün dördüncüsünüz. Bu bakalım. Yarın haddinizi bilin. Neler bekliyor? Kuaförüm sensin de. Görüşmek üzere efendim. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşça kalın. İki makas az, bir de tarak. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür. Farımı da, saçımı da yap, makyajı da, kuaförüm sensin. Artık modellerimiz sizlerin önüne bir sabahlıkla oturacaklar. Aa. Modelleri kostümleriyle de sadece finalde göreceğiz. Kendisi Hasan mı Bilal mi? Hasan. Ben Hasan diye iddialaşıyorum. Bence Aslı'ya soralım.
Alnındaki sivilceden de Aslı anlarım. Sorgulayacağız Aslı. Sen niye kapatıyorsun Hasan'ın sivilcesini? Evet ne? Oradan buraya gelmem bile olayı çözüyor yani. Eğer bu beyazı giysen daha böyle sana karşı yumuşayacağım, anladın mı? Dandik bir yerden almışsın, böyle her şey yok. Sen ne giyiyordun? Yok yok, ben her şeyi giyemiyorum böyle, yok. Sen beni anlamıyorsun ki, siyah ya da beyaz ne fark eder? Sen beni anlamıyorsun. Yemin ediyorum sen gerçekten kendini çok beğenmişsin. Şu an ne yapmaya çalıştı bana söyler misin? Herkes bana hayran Tayfuncuğum, herkes bana hayran. Sen ne diyorsun ya? Ama bu işte bak, sana dedim ya cahil cesareti, bu işte. Sen öyle zannet, sen beni kıskanıyorsun ya. Bazı şeylerden uzak kalmadım. Pardon, bu ne demek? Açsana sen bu cümleyi. Ne demek bu? Sen fazla açıldın Şükran, kendine gel. Ben Dobra'yım, açıkça söylediğim için mi dokunuyor size bunlar? Şükran, sen dalga mı geçiyorsun? Bu kadar içerlediğine göre demek ki var bir şey yani. Saçı toplamış gelmiş. Beni bir dinler misin? Sen bitirdin, bitti seninki. Vallahi senin içine Sevcan kaçmış. Beni dinle. Yağmurda yürümüş, ıslanmış, makyajı akmış, saçı akmış. Sana harika bir yorum yapacağım, hazır mısın? Hazırım. Yük gemisi gibi dudak boyamışsın ya, inanamadım. Sen gördün mü arkadaşım böyle bir kapak modeli? Sen turşu kapağına baktıysan göremezsin tabii. Ceket üzerinde ağladı, pantolon desen öyle. Şuraya Adana'nın halka tatlısını koymuş ya, gerçekten çok duygulandım yani. Tebrikler, çok komikleştiniz. Benim bu stüdyoda sinirlendiğimi çok az görmüşsünüzdür. Sen bu masanın yapmış olduğu bu komediyi burada nasıl olumlu eleştirirsin? Yeter ama artık, yeter. Burası Layla ile parkına dönmemeli. Bana neler yapıldı burada. Ama yine terk etmedim, bırakmadım burası burayı. Burası zor. Sensin.